Sizlerden an dünyasında pratik olarak tasavvufun varlığı bir realite. Onu benimsesek de, benimsemesek de bu böyledir. Ancak tasavvuf kavramı ve bu kavram kelimesini ve bu kavramın kelime ailesi etrafında oluşan yaşam ve gelişen düşünce tarzı İslam dünyasında herkes tarafından aynı değer ve şekilde algılanmamış. Onu benimseyip kabul edenler olduğu gibi ona karşı çıkan, onu eleştirenler de olmuş ve olmaktadır. Bugün yönetici olarak ben ve dinleyici olarak sizler, panelistlerden her birinin aynı kanaatı izhar etmelerini ve aynı şeyleri söylemelerini bekleyemeyiz. Elbette gönül isterdi ki en azından temel prensiplerde aynı kanaatı ortaya koysunlar ve benzeri şeyler söylesin. Fakat Müslümanlar arasından alınan İslami kültür farklı ve İslam'ın esas kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e ve sahih hadislere bakış açısı muhtelif olduğu için görüşler ve kanaatler de ayrı ayrıdır. Belki şimdi dinleyeceğiniz konuşmalarda arkadaşımızın da söylediği gibi farklı olacaktır. Bize düşen her panelistin görüşlerine saygı göstermek, sabırla, sükunet ve vakarla onları dinlemek ama hoşumuza gitmeyen, kendimizi tatmin etmeyen ya da bizlere kapalı gözüken hususları sorularımızla dile getirerek cevaplarını istemektir. Ve bu özellikle dinleyicilerin doğal hakkıdır. Yalnız benim istirhamım şu olacaktır. Soru sormak isteyen kardeşlerim ve arkadaşlarım, soruyu hangi panelist arkadaşımıza yöneltecekse onun ismini, sorusunu yazacağı kağıdın üst kısmına mutlaka ve mutlaka yazmalıdır. Çünkü zamana ihtiyacımız vardır ve ben yanlış değilse yarım saat kadar geç başladığımız için de sizlerden özür dilerim. Panelimiz önce iki tur halinde devam edecektir. Birinci turda her panelist arkadaşım 20'şer dakika süreyle konuşacaklardı. İkinci turda 15'er dakika. Sorularınız bize intikal ettikten sonra sorularınızın hacmine göre sorular içinde biz ayrıca panelist hasebiyle vereceğim. Onun için kendilerine şöyle bir soru yöneltiyorum. Sayın Ercüment Bey, sizce tasavvufi yaşam ve düşünce tarzının dayandığı ilkeler itibariyle İslam'daki yerini, bu husustaki gerçekler ve kanaatleriniz? Bu sorunun birinci, daha doğrusu birinci soru. Aynı soruya ek olarak zamanın ilerlemesiyle tasavvufun kazandığı boyutlar, edindiği kurum ve gelenekler İslam dışı unsurların
ve düşüncelerin etkisiyle mi oluşmuş, yoksa İslam'ın bir gereği miydi? Söz Ercüment Bey kardeşim. Öncelikle lütfedip bizi ta Ankaralardan buraya kadar çağıran, bu toplantıyı, paneli tertip eden Ertuğrul Karabağ Kitabevi ilgililerine ve siz muhterem Erzurum halkına veya Erzurum'da ikamet eden herkese, zahmet edip bu kış günü ayazda buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim, biz hepimiz biliyoruz ki veya az çok konuyla ilgilenen herkes rahatlıkla biliyor ki İslam dininin ilk peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değildir. Yine bildiğimiz gibi o en son peygamberidir ve ta Adem Aleyhisselam ile Allah kullarına doğru yolu olan dinini, yani İslam dinini göstermiştir. Fakat Allah-u Teala'nın kendi takdirine bağlı olarak daha önce gönderdiği kitaplar, suhuf, sahifeler ve diğer küçük veya büyük vahiy, her ne hikmetse, zail olmuş, kaybolmuş, elimizde Allah'ın korumasını almamasından olacak ki kalmamış iken, son gönderdiği ve ikmal ettiğini yine içinde bildirdiği dini tamamlamış, tamamlamakta da kalmamış, korumasına aldığını, onu biz indirdik ve biz koruruz demek suretiyle, buyurmak suretiyle korumasına da almış, kıyamete kadar da en ufak bir harfinin değişikliğine izin vermeyecek şekilde küllü şeyin kadir olan o kitabı korumuştur. İndiğinden veya derlendiğinden bugüne, inmeye başladığından bugüne kadar gerçekten yeryüzünde ne kadar nüshası varsa, hareke farklılıkları ufak tefek olsa bile harf farklılığı olan ikinci bir nüshasına Kur'an-ı Kerim'in rastlamak mümkün değildir. Bizim ana konumuz, esas konumuz İslam ise ki odur. Benimsediğimizi söylediğimiz din de İslam'dır. Şunu biliyoruz ki bu kitabı, bu dinin aslı, esası Kur'an'da bulunmaktadır. Kur'an bu dinin esasını teşkil etmektedir. Nitekim sen kitap nedir, iman nedir bilmez din buyuran Allah, kulu ve elçisi seçtiği Muhammed Aleyhisselam'a da bu kitabı ahlak edinmeyi, o kitabı teşkil eden ayetleri, hayat tarzı, dünya görüşü haline getirmeyi buyurmaktadır. O da gerçekten Kur'an-ı Kerim'i ahlak edinmiş, onu teoriden pratiğe aktarmaya çalışmış, hem kişisel hayatında hem de yaşadığı toplumun hayatında gerçekten fevkalade köklü, yani gavurcasıyla radikal bir değişiklik yaparak tevhid esası üzerine kurulu bir dini yaşar şekilde bize bırakıp ahirete intikal etmiştir. Şimdi İslam üzerinde yapılacak tartışmaların, konuşmaların mutlak surette bu kitap, yani Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in esas alınmak suretiyle yapılması zarureti vardır. Örneğin Marksizmle ilgili tartışacaksanız mecbursunuz Marx'ın Das Kapital'ini esas almaya. Efendim Budizmi tartışacaksanız işte Buda'nın bırakıp gittiği sahifeleri, ruloları esas alarak tartışacak, onu anlamaya çalışacak. Ondan sonra da anladığınız üzerinde bu aklidir, değildir, kabul edilir, edilmez, ben benimsiyorum veya reddediyorum demeniz geçerli olacaktır. Kur'an için de, İslam için de söz konusu olan şey aynıdır. Nasıl ki astronomi okuyan herkes rahatlıkla biliyor, fizik okuyan herkes rahatlıkla biliyor, yeryüzünde yaşayan insanlar göğe baktıklarında muhtelif yıldızları muhtelif mekanlarda görüyorlar. Yani filan yerde bir yıldız görüyoruz. Ama o yıldızla bizim aramızda yaşadığımız arz üzerinde 110 kilometre kalınlığında olduğu bildirilen atmosfer tabakası nasıl ki kırılmalara meydan veriyor ve o yıldızı gerçekte bulunduğu yerde değil gözümüze başka yerde olduğu zannını bize etkili bir şekilde üzerimizde bu kanaatı uyandırıyor ise,
Yapılan sapma hesaplarına göre biz o yıldızın gerçek yerini tespit ediyor ve işte füze bilmem uydu öteberi göndereceksek o veya gönderenler öyle yapıyor. Bu sapmalar çıkıldıktan sonra asıl yeri neresiyse gökteki, boşluktaki oraya sevk ediyorlarsa aradan geçen 1400 yıl içerisinde yani Kur'an'ın nazil olduğu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta bulunduğu günlerle bugün arasında yuvarlak hesap 1400 yıl geçtiği hepimizce malum. Bu 1400 yıllık şey adeta 110 kilometre kalınlığındaki atmosfer tabakası gibi arada insanların, rivayetlerin, hareketlerin, düşünce farklılıklarının, davranış farklılıklarının bize kadar gele gele bir takım sapmalarla geldiğini rahatlıkla, açıklıkla söyleyebiliyoruz. Bunu ilk söyleyen biz de değiliz. Belki üzerinde en son konuşanlar, yani şu ana kadar en son konuşanlar biziz diyelim. Çünkü gerçekten tarihte bu konuların çok esaslı tartışmaları olmuş. İslam denildiği zaman biz şunu anlıyoruz. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah dinini tevhid akidesi üzerine bina etmiş. Kısaca tevhid Allah'ı zatı ve sıfatları itibariyle bir bilmek, bütün o sıfatların yalnızca kendine ait olduğunu kabullenmek, bundan emin olmak ve buna binaen de gönderdiği muamelata müteallik ahkamı hayatımıza, ferdi veya toplumsal hayatımıza geçirmek anlamına geliyor. Böyle olunca herhangi bir şeyin İslami olup olmadığını tartarken, ölçüp biçerken, karar verirken mecburen Kur'an ahkamına dönmek, Kur'an'la ölçüp biçmek zorundayız. Herkes itikadını veya taşıdığı kanaatları bir digeriyle mukayese ederek doğruluğu veya eğriliği kanaatına varamaz. Bu tıpkı şuna benzer. Esnafın kullandığı yani yüncüsünden bakkalına, eczacısından bilmem ne satanına kadar teraziler var. Zaman içerisinde gramı, diremi aşınıyor, terazinin ayarı bozuluyor filan. Hiçbir esnaf kaldırıp öbür esnafın terazisiyle kendi terazisini mukayese etmeye, ölçmeye gitmiyor. Belediyenin iktisat müdürlüğünde her yerde hiç kullanılmamış, kullanılmamasından dolayı da bozulmamış, ayarı bozulmamış, gramda, diremde eksiklik meydana gelmemiş teraziye belediye çağırıyor. Bir senede, iki senede bir. Bütün esnaf ne alıp satıyorsa satsın, terazisini, gramını, dirhemini getirsin. Biz burada ölçüp biçeceğiz. Kendisininki yani aşınmamış olan orijinal gram dirhemle her esnafın getirdiği gramını, dirhemini, terazisini ayarlıyor. Kimisi 3 gram noksansa o kadar kurşun döküyor, 5 gram fazlaysa o kadar törpülüyor filan. Böyle ayarlayıp gönderiyor ki halk alışverişinde aldanmasın, esnaf da haksız yere veya fazla yere kimseye mal vermesin. 1 kilo veriyorum diye 1 kilo 10 gram vermesin yahut 1 kilo tartıyorum diye 950 gram vermesin. Nasıl böyle ayarlanıyorsa teraziler, kullanılmaktan dolayı, hayat içerisinde aşınmaktan dolayı ayarlanmak gereği duyuluyorsa, bizler de zaman içerisinde insanız, zayıf yaratılmışız, Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruluyor. Bu itibarla zedelenen veya değişikliğe uğrayan, fazlalaşan veya eksilen itikat veya düşüncelerimizi mecburen Kur'an'ın hiç aşınmamış, orijinalliğini koruyan ahkamına onunla test etmek, ona vurmak, onunla ayarlamak suretiyle ancak doğruya varabiliriz. Biz Erzurum'da filan, İstanbul'da falan bilmem Nijerya'da yani nerede Müslümanım diyen varsa bunu yapmak durumundadır. Malumunuzdur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tasavvufun kavramlarıyla onun anlatmaya çalıştığı yaşam biçimiyle ilgili şeylerden genel olarak Kur'an'daki vahiy olarak haberdar değildi. Çünkü böyle bir şey Kur'an'da bahsedilmiyordu. Zaman içerisinde insanların zaafından yararlanan bir takım temayüller göründü. Kendisi daha hayattayken şöyle bir olay biliyoruz ve rahatlıkla anlatabiliyoruz. Elimizdeki kaynaklar söylüyor. Ashabtan bir kısmının Medine'de kendi başlarına daha çok sevap kazanmak ve daha çok takvaya ermek için akşama kadar nafile oruç tuttukları, sabaha kadar da namaz kıldıklarını, sonuçta ne kadar sürdüyse ki anlaşılan 3-5 ay sürmüşe benziyor. Hanımların Allah'ın elçisine şikayetleri üzerine haberdar oluyoruz. Yani peygamber de öyle haberdar olmuş. Ve şikayet etmişler. Ya Resulullah, bunlar akşama kadar böyle yapıyorlar, sabaha kadar da böyle. Bize hiç yaklaşmıyorlar. Malumunuz İslam'da insanın üzerinde yalnız Allah'ın hakkı yok. Hanımının erkeği üzerinde hakkı var. Erkeğin hanımı üzerinde hakkı var. İşçinin işveren üzerinde hakkı var. İşverenin işçi üzerinde hakkı var.
Hayvanların bizim üzerimizde hakkı var, bizim hayvanlar üzerinde hakkımız var ve hepsini yerli yerince kullanmakla mükellefiz. Aksi halde haksızlık yani zulüm yapmış olduğumuzdan ahirette hesabı kolay veremeyiz. Buna muttali olan Resulullah Mescid-i Nebevi'de hutbeye çıkıyor ve aşikar bir şekilde diyor ki ben aranıza gönderilmiş Allah'ın elçisi değil miyim? Size ne oluyor? Ben oruç da tutuyorum, yemek de yiyorum. Ben namaz da kılıyorum, hanımlarımla da yatıyorum. Yani siz ne yapıyorsunuz? Kendi başınıza böyle dindarlık taslıyor, uyduruk uyduruk işler yapıyorsunuz anlamına gelen ifadelerde bulunuyor malumunuz. Kaynaklardan haberdar olanların yabancısı olmadığı bilgiler. Yani riyazet, tasavvufi yaşam biçimine dönük bir temayülü muttali olduğu andan itibaren sonuçlandırmaya, son vermeye bu tür temayüllere İslam'da yer olmadığını, kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu, en iyi Müslüman olma yolunda olanın kendi olduğunu, iyi Müslüman olacaklarsa ona bakmaları gerektiğini, Kur'an'a bakmaları ve kendine onun uygulayıcısı olarak bakmaları gerektiğini onlara ikaz ediyor. Bu temayülün başlangıçta yani Resulullah hayatta iken ve onu takip eden yıllarda rastlanmadığını, rastlandığı yerde de durdurulduğunu, durdurulmaya, engellenmeye çalışıldığını biliyoruz. Elimizdeki kaynaklar söylüyor. Fakat Müslümanlar Arabistan'daki yaşayan hemen tüm Arapları İslam dairesi içerisine girdikten sonra onun da dışına taşarak başka kültürlerin, başka inançların hakim olduğu İran gibi, Bizans gibi, Mısır gibi, Türkistan gibi ve ila ahir bölgelerin insanlarıyla da İslam tanışınca onlar büyük bir şevkle İslam'a geliyor, giriyorlar. Fakat bir insanın 30-40 yaşına kadar taşıdığı inancı, fikri boyacı küpü gibi hemen soyunup gıcır gıcır temizlenip de gelip sırf yüzde yüz saflıkta Müslüman olabilmesi mümkün değil. Çünkü bu bir zaman istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da şirkten İslam'a giren ashabla yıllarca, 23 yıl boyunca ne kadar uğraştığını yine elimizdeki kaynaklar bize ulaştırıyor. Bu kolay değil. Tabii kalabalıklaştıkça İslam'ı iyi bilen insanlar savaşlarda peş peşe vefat ediyor, şehit oluyorlar. Zaman içerisinde yaşlanıp ölüyorlar. Öğretici durumundaki insanlar azalıyor. Diğer tarafta öğrenci durumunda yani öğrenmesi gereken durumdaki insanlar da büyük bir süratle çoğalıyordu. İşte burada kalabalık sınıflarda eğitim düzeyi nasıl düşüyorsa eğitim düzeyi de düştü. Gelenler, İslam'a girenler de eski dinlerinden, Hristiyanlıktan, Yahudilikten, Zerdüştlükten, daha sonra Türkler, Şamanlıktan bir sürü ötesini verisini de getirdiler. Abbasilerin son döneminde İslam'la tanışan Türkler zaten o güne kadar tağyir olmuş, tahşiş olmuş, tebdil olmuş, itikadından tutun bilmem amellerine, davranışlarına kadar İslam'ı böyle deforme edilmiş, İslam'ı hak din diye almış. O gün bugündür ben de Türk'üm. Yani ben isteyerek Türk olmadım. Allah'ın hikmeti. Ama Türk olmanın, Kürt olmanın hiçbir anlamı yok. Asıl olan insan olmak, Allah'a kul olmaktır. Allah dilemiş, kavim kavim, kabile kabile yaratmış. Bunlar dert değil. Önemli olan Müslüman olmak, ona gereği gibi kul olmak. Ve o gün bugündür bu işler sürmüş gelmiş. Bir takım kavramlar kökünden değiştirilmiş. Mesela İslam itikadında La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. İlah olmadığı gibi başka mevcut da yoktur. İlah bile yoksa başka mevcut hiç yok. Akide, tevhid akidesinin esasını oluştururken tasavvuf La mevcuda illallah diye bu akidenin temelini değiştirmiş. Mevcutların dışında hiçbir şey yok. Yani bütün mevcut olanlar ilahtır anlamına gelen akidelerini ortaya koymuşlar. Baş tacı ettikleri ana klasikleri tasavvufun bunu açık açık söylüyor. Zaten dikkat edilir, okunursa görünür. Şimdi mesele şu. Efendim mesele tahkik edilir, bakılır, insanız, yanılabiliriz, her neyse. Şimdi böyle olunca ama böyle olmaz mübarek. Yani dinle, sonra da sen kendi kanaatını söylersin. Konuşmanın usulü, adabı neyse. Evet. Birçok kavram değişmiş. Mesela İslam'da asıl olan zahir iken, zahire göre hüküm vermek esas iken, bu tamamen itibarsız hale getirilmiş ve batın asıl sayılmış. Ne olduğunu bilmedikleri batın ile amel etmişler. Bu suretle haramlar helalleşmiş, helaller haramlaşmış, karman çorman olmuş. İslam'ın ortaya koyduğu esaslar tebdil olmuş, tağyir olmuş, değiştirilmiş. Efendim
Takvalı olmanın yolu, dünya nimetlerinden nefsini olduğu halde bile bile mahrum bırakmak değildir İslam'da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab bulamamışlar, yiyememişler. Hatta gün gelmiş karınlarına taş bağlamışlar ama buldukları zaman da Allah'a şükretmiş ve afiyetle de yemişler. Böyle olduğu halde ondan nefsini mahrum bırakarak nefsi terbiye etme yolu İslam'ın dışındaki dinlerde var. Görüyoruz, Hristiyanlıkta var. Bir lokma, bir hırka, bir manastıra, bir rahip kapanıyor. Orada bir suya kuru ekmeğini batırıp hayatını öyle geçiriyor. Ne yapacak, nasıl olacaksa. Budizm'de var ama İslam'da yok bunlar. Biz dünya nimetlerini Allah emrimize tesir etmiş. Yani kullansın kullarım. Yesinler, istifade etsinler. Bizden beklenilen şey şu: dünya nimetlerini benim rızamdan üstün tutmasınlar. Onlara kapılmasınlar. Her halükarda bütün bu nimetleri onların emrine tesir eden benim. Dolayısıyla bana şükretsinler, o nimetlere kul olmasın, bana kul olsunlar. İstediği bu, yoksa nimetlerden yararlanmasın diye bir isteği yok Allah-u Teala'nın. Bu ve benzeri daha birçok kavram konusunda sanıyorum sürem doldu, 20 dakikalık doldu mu veya 1-2 dakikam var? Evet. Efendim, zühdü, inzivaydı, riyazetti. Mesela inzivaya çekilmek, bir köşesine çekilmek, İslam'ın gerçekten kabul etmesi mümkün olmayan bir görüş. Zira İslam münferiden, yani tek başına yaşanacak bir din değil. Neden? Açık açık Allah-u Teala emrediyor ki emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapacaksınız. Peki insanın bulunmadığı bir yere gittiniz, otunan çöpünen mi konuşacak, onlara mı tebligatta bulunacaksınız, onları mı sakındıracak maruf ile onlara mı emredeceksiniz, mümkün mü? Ot çöp mükellef değil ki. Mükellef kılınanın ins ve cin olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık şekilde belirtiliyor. Bu şekilde toplumdan uzaklaşma Resulullah'ın hayatında da yok. Kendisine mükellefiyet bildirilmeden, vahiy gelmeden önce bir sorumluluğu da yok. Alıyor düşünmek için başını, gidiyor mağarada düşünüyor, ediyor ama Cibril gelene kadar da ne düşünecek, ne yapacak bir sonuca da varamıyor. Ama ne zaman ki kendisine vahiy geliyor, elçilik veriliyor, görev veriliyor, ne yapması gerektiği bildiriliyor, ondan sonradır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gün toplumun dışında göremiyorsunuz. Alıp başını dağa gitmesi yok. Bir tek Mekke'den Medine'ye hicret ederken, parantez içinde kaçarken, kısa bir süre kendini takip edenlerden korunmak için, gizlenmek amacıyla mağaraya girmesinin dışında, yaşamak için değil yani, kovalanan, yakalanmak isteyen bir adam gizlenme ihtiyacı duyar. Normali de budur. Onun dışında yoktur. Kaldı ki o toplumun içinde yaşadıkça insanlar ona levmetmişler, aklı hayale gelmedik iftiralar yapmışlar. Yok Muhammed şunun için yapıyor, yok Muhammed bunun için yapıyor, bilmem ne için yapıyor, o üşüttü, aklından arızası var, tedavi ettirelim, cart curt, yani hepinizin bildiği bir sürü iftiralar uydurmuşlar. Kolay değildir insanların levmine tahammül etmek ama buna rağmen o Allah rızasını gözeterek insanların bütün levmine rağmen insanların içinden, o kendine söven, kötü sözler söyleyen insanların içinden uzaklaşmamış. Kesinlikle o toplumu terk etmemiş. Her şeye rağmen yine onlara gidip Allah'ın emrini, nehyini tebliğ etmiş. Dinini açık bir şekilde, anlayacakları şekilde anlatmaya çalışmış. Onun hayatında toplumdan kopma, alıp başını bir yerlere gizlenme, aylarca yıllarca oralarda yaşama yoktur. Ama tasavvuf bunu başka dinlerde bulunan Budizm gibi, Hristiyanlık gibi şeyleri alıp İslam'a taşımıştır. Hiç İslam'da yeri yoktur böyle şeyler. Zühd de bir insanın kendisini her şeyden elini eteğini çekip dünyadan yalnız ibadete vermiş. İslam'da ibadet yalnız namaz değildir, yalnız oruç değildir. Bir esnafın tartarken doğru tartması, yalan söylemeden, malının vasfını abartmadan veya bilmem düşürmeden, kimseyi aldatmadan alışveriş yapması da ibadet değil midir? Hanımına iyi muamelede bulunması, çoluğa, çocuğa, fakire, fukaraya, hiç verecek bir şey yoksa güler yüzle tasadduk etmesi de ibadet değil midir? Allah'ın hükümleriyle devlet yöneticilerinin hükmetmesi ibadet değil midir? Dış politikayı İslami esaslara uygun olarak, ilahi kelimetullahı gerçekleştirecek şekilde uygulamak ibadet değil midir? Yani bunlar ibadeti, namaz, tesbih, oruç, bilmem ne, bitti. Kim demiş? Tümü ibadet. Çünkü ayette Allah bana kulluk etsinler, abidlik yani ibadet etsinler diye insi ve cinni yarattım buyurmuyor mu? Kur'an-ı Kerim'de ayet böyle değil mi? Dolayısıyla ayıramazsınız. Yani alışverişinizde dürüst olmak da ibadettir. Ramazan gelince farz olan orucu tutmak da ibadettir. Beş vakit farzı kılmak da ibadettir. Komşunuza güler yüz göstermek, onun hukukunu kollamak, onun kapısının önünü kirletmemek de ibadet değil midir? Kadın, çoluk, çocuk, herkese iyi davranmak, kafir, Müslüman, kimsenin hukukuna el uzatmamak,
herkese karşı emin olmak, tıpkı Muhammedül Emin gibi aleyhissalatü vesselam gibi emin olmak ibadet değil midir beyler? Kur'an böyle anlatmıyor mu? Bunu küçücük şeye indirgemenin bir anlamı var mı? O bakımdan dikkat edilirse, yani kimi kavramlar daraltılmış, böyle güneşte kalmış çarık gibi büzülmüş, içine ne ayak girer ne el girer hale getirilmiş, kimisi saptırılmış, kimi içi boşaltılıp başka şeyler doldurulmuş. Üstelik biz bundan mükellef de değiliz. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın İslam'ı en iyi yaşayan, vahyi hayatına en iyi uyarlayan kişi olduğundan emin değil miyiz? Onun hayatında böyle şeylerin yeri yok. Ben işitiyorum, Ankara'da bir şeyh var, Allah'tan o kadar haya ediyorum, o kadar haya ediyorum diyor ki adam. Bu hayam yüzünden 11 yıldır hanımımla münasebette bulunmuyorum. Allah aşkına bu nasıl dindir? Seninki haya ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadığını biliyoruz. Açık açık onunki ne? Onunki doğruysa seninki ne? Böyle kuruntu mu din edinmenin yeri var mı? Eğer kuruntu Allah katında kabul edilecek din olsaydı, Allah ne peygamber ne elçi hiçbir şey göndermezdi. Böyle uyduruk uyduruk şeyler insanı ancak ateşe götürür, yani cennete götürmez, Allah'ın rızasına yaklaştırmaz. Allah bilinmesini istediği gibi bilinmesinden razı olacağını buyuruyor. Hiç fazlası veya eksiğiyle değil. Allah demiş ki vaktiyle kullarına, İsa aleyhisselamı kendilerine elçi olarak gönderdiği kullarına, onu kulum ve elçim bilin. Kimi avanaklar daha 50-100 yıl geçmeden Allah'ın oğlu diyecek kadar İsa aleyhisselamı sevmişler. İşte sevgileri yüzünden de küfre şirke girmiştir. Yani bu kadar sevmemizi de istemiyor. Yani Allah ne kadar buyuruyorsa biz ne altında kalmalıyız ne üstüne çıkmalıyız. Onun buyurduğu kadarıyla iktifa etmeliyiz. Çünkü o mutlak alimdir, her şeyi bilendir, yerli yerince ve gerçeğine uygun olarak. Öyleyse onun buyurduğuyla iktifa edelim. Evet, ben ilk turu vaktimde olduğu için teşekkür ederek bitiriyorum. Estağfurullah. Evet, Ergümen Bey kardeşimize teşekkür ederiz. Vaktinde konuşmasını bitirdiler. Yalnız diğer arkadaşlarıma söz vermeden önce tekrar ikramda bulunacağım. Özellikle bize sözleriyle, yaşlarıyla, davranışlarıyla örnek olacak büyüklerimiz, lütfen sabırla, sükunetle ve vakarla konuşmacı kardeşlerimizi dinleyelim. Müdahale edilmesi gerekirse başka bir ifadeyle, sübutu ve manaya delaleti katı olan nassa aykırı bir söz söylerse kardeşlerim, buna hiç müdahale edecek benim. Bunun dışında la mevcude illallah'ın İslam'da yeri yoktur diyen bir kardeşimize itiraz edilmesini ben de şahsen İslam'a ters buluyorum. Çok özür dilerim. İslam'ın getirdiği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Evet, şimdi konuşma sırasını Mustafa Ağırman Bey kardeşime de veriyorum. Bunu o tarafa çevireceğim Serhat. Evet. Şuradan biraz yaklaştıralım. Soru. Evet. Evet, Mustafa Bey kardeşim. Sizce de tasavvufi yaşam ve düşünce tarzının dayandığı ilkeler itibariyle İslam'daki yeri nedir? Bu husustaki gerçekler ve kanaatleriniz. Evet, söz sizde. Teşekkür ederim. Muhterem konuşmacılar, kıymetli dinleyiciler. Gönül isterdi ki İslam'ın bu dünyadan tard edilmek istendiği, atılmak istendiği bir zamanda biz tasavvuf konulu bir münakaşa konusunu değil de dünya Müslümanların derdine derman olacak, yaralarını saracak bir konu üzerinde konuşalım. Onu gönlümüz arzu ederdi. Ama organizasyondaki arkadaşlar böyle bir konuyu seçmişler.
Onlar böyle takdir etmişler. Biz rahmetli Ertuğrul Karaboğa'nın hatırasına katılmayı kabul ettik. Efendim, İslam bir dindir, ilahi dindir. Bir nizamdır, bir sistemdir. Sadece ibadet olarak kabul edemezsiniz. Sadece iman da değildir. İslam'ı beşeri sistemlerden, batıl dinlerden, insanların kafalarından oluşturduğu ideolojilerden ayıran özellikler vardır. İslam kaynağı itibariyle diğer sistemlerden, beşeri ideolojilerden ayrılır bir. Muhtevası itibariyle diğer sistemlerden ayrılır iki. Gaye ve hedefi bakımından da diğer batıl dinler ve beşeri sistemler gibi değildir. Konuyu bütünüyle vaz edecek olursak, tasavvuf İslam'ın neresinde bulunuyor? Onu tespit etmekle işe başlamamız gerekir. İslam ilahi bir dindir demek, İslam'ın kaynağı Kur'an'dır, Allah sözüdür. Fakat kaynak sadece Kur'an-ı Kerim değildir. Kaynağın sadece Kur'an-ı Kerim olmadığını yine Kur'an-ı Kerim bize bildirmektedir. İslam'ın ana kaynakları 4 tanedir. Usul kitaplarında bu daha da fazlalaşır. Ama şu andaki cemaate göre biz bunu sayacak olursak, birinci kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynak sünnettir. Üçüncü kaynak kıyastır. Dördüncü kaynak icmadır. İslam sadece asr-ı saadetin dini değil, sadece sahabenin, tabiunun, etba'ut tabiunun dini değil, İslam sahabeden tutun da kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların dinidir. Bu asırlarda, bu zamanlarda zuhur edecek olan bütün problemlere İslam'dan çözüm bulunması gerekir. Eğer İslam kıyamete kadar olacak, kıyamete kadar çıkabilecek, çıkan problemlere çözüm bulabiliyorsa, işte o gerçekten insana uygun olan bir nizamdır, insana uygun olan bir sistemdir. Biz insan ile İslam'ın iki öz kardeş olduğu kanaatindeyiz. Çünkü İslam Allah'ın dinidir, insan da Allah'ın kuludur. Allah-u Teala kendi kulu olan insana kendi dini olan İslam'ı uygun görmüştür. İslam insana göre ölçülmüş, biçilmiş, ona din olarak gönderilmiştir. Bu dinin birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir dedik. Esastır, anayasadır, düsturdur. Her şeyin gerçekten ona uygun olması lazım gelir. İkinci kaynak da hadis-i şeriftir, sünnettir. İkinci kaynağın sünnet olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildirir. Çünkü birinci kaynağımıza uygun olması lazım gelir her şeyin dedik. İkinci kaynağın sünnet olduğunu bildiren ayet-i kerimeler var. Biz burada bunları size sayacak değiliz. Üçüncü kaynak kıyastır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepinizin bildiği gibi Muaz bin Cebel'i Yemen'e muallim, mürşit olarak gönderirken ona sormuştur yolcu ederken. Ya Muaz, ne ile hükmedeceksin? Muaz bin Cebel, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Peki ya orada bulamazsan ne ile hükmedeceksin? Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle hükmedeceğim. Peki ya orada bulamazsan ne ile hükmedeceksin? O zaman da kendi kanaatimle, kendi içtihadımla, kendi re'yimle hüküm vereceğim. Muaz bin Cebel'in bu cevabına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevinmiştir. Memnun olmuştur. Efendimizin hayatında cereyan eden Muaz bin Cebel ile olan diyalog bize gösteriyor ki her aradığınız şeyi Kur'an'da bulmanız mümkün değildir.
Her aradığınız şeyi hadisi şerifte bulmanız da mümkün değildir. Ama sizin yapacağınız içtihadın, alimlerin daha doğrusu, alimlerin yapacağı içtihadın Kur'an'a ve sünnete uygun olması lazım gelmektedir. Dördüncü kaynağımız icmadır. İcmanın da Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i şerifinden deliller vardır. Efendimiz buyuruyorlar bir hadisi şerifte, benim ümmetim hata üzerine, yalan yanlış üzerine içtima etmez, toplanmaz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur, müminlerin, Müslümanların çoğunluğunun güzel gördüğü şey Allah indinde de güzeldir. Yani bu Kur'an'a, sünnete uygundur. Kur'an'da, sünnette olmayıp da müminlerin, Müslümanların umumunun kanaatiyle el üstünde tutulan şey Allah indinde de makbuldür buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz dinleyenlerim, işte İslam'ın bütün meseleleri bu kaynaklardan süzülmelidir. Buralardan alınmalıdır. İslam kaynakları itibariyle diğer sistemlerden ayrılır. Beşeri sistemlerde kaynak insanın kafasıdır. Dikkat edilirse Allah'ın dininde kaynak ya Allah'tır, ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir veyahut da alimlerdir. Bunların yetkisi vardır. Devlet başkanının bile yetkisi yoktur. İslam'da kanun koyma hakkına sahip değildir. Bu kaynaklardan süzülen dinin, yani İslam'ın muhtevası üç ana maddede toplanır. Birincisi iman. Yani İslam'ın Müslüman'dan istediği, kendisini kabul eden insandan istediği şey, birincisi imandır. Bu diğer nizamlarda, diğer sistemlerde yoktur. İkincisi ameldir. İmanın ve amelin kaynaklara uygun olması lazım gelir. Yani bir insan Allah'a inandım diyorsa, onun Allah'a inanması Allah'ın istediği gibi olması lazımdır. Allah'ı kabul ediyorum ama falan falancayı da kabul ediyorum demek iman değildir. Aziz dinleyenlerim, birinci muhteva imandır, ikincisi ameldir, üçüncüsü de ahlaktır. Usul kitaplarımız, alimlerimiz bunu bize böyle anlatmışlardır. Kur'an'dan ve sünnetten süzülerek İslam'ın muhtevasını üçe indirgemişlerdir. Ameli ve ahlakı niye ayırmışlardır? Çünkü İslam'da müeyyidesi olan ameller vardır, müeyyidesi olmayan arzular ve istekler vardır. Şöyle diyelim, bir suç işlersiniz, bir günahınız olur ki onun cezasını dünyada da görmeniz gerekir. Ama bir suçunuz olur ki İslam devlet reisi veya topluluk, cemaat o suçunuzdan dolayı size fiili bir ceza vermez. Fakat o suçunuzun, o günahın cezası ahirette karşınıza çıkar. Yani amellerin müeyyidesinin olup olmaması bakımından muhteva, iman, amel ve ahlaka ayrılmıştır. Ahlak da kendi arasında ibadat, muamelat ve ukubat diye üçe bölünmektedir. İbadetler, insanlarla olan münasebetler ve bir de cezalar. Efendim, tasavvuf işte İslam'ın muhtevasındaki ahlak bölümünün güzel olmasından ibaret bir öğretidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında tasavvuf denilen bir şey yoktu. Ama fıkıh denilen bir şey de yoktu. Kelam da yoktu. Fakat bütün bunlar bir öz olarak Efendimizin hayatında mevcuttur. Amel nasıl olacak?
Şu ayetten ne anlıyoruz, bu hadisten ne anlıyoruz? Namazımız, orucumuz, haccımız nasıl olacak diye Peygamber Efendimiz'den sonra alimler, müçtehitler kendi aralarında görüş bildirerek fıkıh mezheplerini vücuda getirmişlerdir. Fıkıh mezhepleri böyle bir insanın, iki tane insanın, bir alimin ben kendi aramda şöyle bir şey yapıyorum, gelin beni kabul edin, bu işimi etrafa yayın demesinden ibaret değil. Kendiliğinden oluşan bir şey. Müslümanların ihtiyacı alimleri o noktaya götürüyor. Ahlakın güzelleştirilmesi. Konusu da aynen fıkhın tedvin edilmesi, fıkhın insanların hayatına girmesi, Müslümanların hayatına girmesi gibi kendiliğinden Müslümanların hayatına giren bir vakıadır. Tasavvufi tarikatleri fıkhi mezhepler olarak kabul ederiz biz. İslam geleneğinde fıkhi mezheplerden isabet edenler olmuştur, isabet edemeyenler olmuştur. Kalabalıkların kabul edip bugüne kadar getirdikleri olmuştur, kalabalıkların kabul etmediği olmuştur. Aynen tasavvuf ve tarikat da öyledir. Tasavvufun zirve isimlerinden ikinci bin yılın müceddidi olarak kabul edilen ve İslam dünyasında her alimin kabul ettiği İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bu konuyu bu şekilde anlatmaktadır. Evet, fıkıh mezheplerinde bazı isabetsizlikler, hatalar, batıl mezhepler olduğu gibi tasavvuf dünyasında da kabul edilmeyen görüşler, kabul edilmeyen hal ve hareketler elbette ki olmuştur. Ama hiçbir İslam alimi, özellikle Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e mensup hiçbir İslam alimi tasavvufun Hristiyanlıktan girdiğini, efendim Buda'dan, Hint dinlerinden girdiğini iddia etmemiştir, edemez de. Yok, istemiyoruz bunları. Bu bir vakadır. Şimdi iki şeyin bazı konularda birbirine benzemesi, birisi diğerinden çaldı manasına gelmez ki. Siz yiyorsunuz, yemek gücünüz, kuvvetiniz var. Hayvanlar da yiyorlar. Yani şimdi bütün insanlara hayvanlardan öğrendi veya bunlardan öğrendi diyebilir miyiz? O konudan dolayı birbirine benzetebilir miyiz? Benzetmenin de sahih olması lazım gelir. Sonra bir iddia ortaya koyduğumuz zaman eğer bu iddia sadece bizimle kalıyorsa, ben panelimizi yöneten hocamın kanaatindeyim. Fikri benimsemesek bile dinleyelim. Dinleme olgunluğunu, dinleme nezaketini gösterelim. Çünkü olur ya, belki biz yanılabiliriz, diğer isabet etmiştir veya o yanılabilir. Yanıldığımızı kabul etmek, bu da bir irfandır, bu da bir marifettir. Fakat İslam tarihi boyunca bugüne kadar gelen gelenekte bu iddia sahipleri yapayalnız kalmışlardır. Ümmeti Muhammed icma onları kabul etmemiştir. Kabul edilmeyişi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de müminlerin yoluna tabi olmak ifadesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ümmetin hata üzerinde içtima etmez hadisi şerifiyle icma sabit olmuştur ki tasavvuf İslam dünyasında vardır, bir vakadır, hatasıyla sevabıyla bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da kıyamete kadar devam edecektir. Siz buna karşı da olsanız, karşısında set gibi de dursanız önüne geçemezsiniz, durduramazsınız, geriye çeviremezsiniz. Akıl, mantık bunu gerektirmektedir. Ama vardır diye
İçindeki ne var ne yok, hepsini kabul etmek mecburiyetinde de değiliz. Biz bu konuda rahmetli İmam Rabbani'nin yolundayız. Onun iddialarının çok daha delilli, müdellel olduğu kanaatindeyiz. Tasavvuf denilince Ankara'daki şeyh anlıyorsanız bu çok satidir. Falan yerdeki şeyh anlıyorsanız bu çok satidir. Bir şeyi vaka olarak kabul etmek veya reddetmek esastır. Tasavvuf sadece Muhyiddin İbnül Arabi değildir ki. İbnül Arabi'yi tenkit eden bir hayli mutasavvuf vardır. Eğer aziz dinleyenlerim bir şeyi reddedelim veya kabul edelim düşüncesinde olursak yanlışa saplanmış oluruz. Ama bütün detayıyla hakkı arayıp hakkı bulmak, kabul etmek, olduğu gibi ortaya koymak taraftarı olursak o zaman öyle tahmin ediyorum ki isabet kaydedilmiş olur. Yani farkına varmadan müminlere, Müslümanlara zarar vermek, onları efendim levmetmek, hatta çok daha ilerilere giderek efendim tekfir etmek, tenkit etmek gibi bir hataya düşmemiş oluruz. Biz şunu söylüyoruz, hocam bizi ikaz ediyor ve toparlıyoruz. Bizim tasavvufta da, fıkıhta da, imani meselelerde de, kelami konularda da, itikadi konularda da, ameli ve ahlaki konularda da ölçümüz Kur'an'dır, sünnettir, kıyastır ve icmadır. Bir de sözünü dinleyecek insanlarımız geçmişteki alimlerimizdir. Onlar bizim başımızın tacıdır. Onların efendim hayat boyunca minnettarıyız. Çünkü İslam'ı nesilden nesile onlar bize aktarmış, bugüne kadar getirmişlerdir. Ama İslam'ı tahrif etmeden, tahrif etmeden biz de bizden sonraki nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. Toparlıyorum ve diyorum ki tasavvuf imanın ve amelin kabuğudur. İmana ve amele zarar gelmesin diye onun cismidir, kabuğudur, dışındaki bir efendim örtüsüdür. Yoksa İslam'ın bizatihi kendisi, İslam'ın özü, İslam'ın batını diyemeyiz. Bunu diyenler de var. Ama rahmetli İmam Rabbani bunların hepsini tenkit etmiş ve bugün tasavvufa taraftar olan, taraftar olmayan herkesin takdirini kazanmıştır. Asrımızın son devir alimlerinden, mücahitlerinden, bütün dünyayı gezip İslam'ı anlatan alimlerden rahmetli Mevlana Mevla bu konuda İmam Rabbani'yi takdir etmekte, ona hürmet ve saygı duymaktadır. Öyleyse tasavvuf ahlaki bir yapıdır. Ahlakın güzelleştirilmesidir. Onun için mutasavvuflar şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye tasavvufu tenkit etmeyelim. Bakın mutasavvufları tenkit edelim. Dervişi tenkit edelim. Tasavvufu yanlış anlayan insanları da tenkit edelim. İslam'ı yanlış anlayan Müslümanları tenkit ettiğimiz gibi. Teşekkür ederim. Vaktimiz dolduğu için. İnşallah bu konuşmalardan hayırlı bir netice hasıl olur. Evet, teşekkür ederim. Evet, şimdi sözü vakit geçirmeden Osman Sürer Bey kardeşimize veriyorum. Osman Bey, size aşağı yukarı soracağım soru şu olacaktı. Zamanın ilerlemesiyle tasavvufun kazandığı boyutlar, edindiği ilkeler ve geleneklerin İslam dışı unsurlardan mı kaynaklanmakta, yoksa bizatihi İslam'ın gereği mi? Tekrar edeyim mi? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Muhterem hocam, en kıymetli dinleyenlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinde olsun. Muhterem dinleyenlerim, 20 dakika gibi bir zaman içerisinde
değerli hocamızın sorusunu cevaplamamız mümkün değil. Ben burada ortaya çıkışı anından itibaren zamanla kaydettiği gelişmeler itibariyle tasavvuf hangi boyutlarda gelişmiş ve bu gelişme seyri içerisinde İslam'la ilgisinin ne olduğu hususunda zamanın el verdiği ölçüde görüşlerimi söylemeye çalışacağım. Bize göre Mustafa Bey kardeşimizin de bahsettiği gibi İslam dininin ortaya çıkarmış olduğu bütün ilmi müesseseler, bütün dini kurumlar temel itibariyle İslami'dir. Asr-ı Saadet'te isminden hiç bahsedilmeyen ama daha sonraki asırlarda çeşitli isimler altında ortaya çıkan birçok ilim dalı olduğu gibi birçok mezhepler de olmuştur. Birçok başka isimler altında ortaya çıkan beşeri oluşumlar da ortaya çıkmıştır. Tasavvuf da bunlardan birisidir. Bildiğimize göre Hicri ilk 1,5 asır zarfında tasavvuf veya sufi ismi kullanılıyordu. Kur'an-ı Kerim'de de tasavvuf diye bir tabirden bahsedilmez. Ama zaman içerisinde tasavvuf diye bir hareket gelişmiş ve bu hareket onu temsil eden kimselerin ifadesiyle İslamiyet'i en iyi şekilde, en ideal manada, en aslı ve samimi olarak anlamak ve yaşamak endişesinden hareket etmiştir. İlk devirlerde tasavvuf hareketinin nüvesini teşkil eden anlayış İslami zühd ve ibadet anlayışıdır. Hicri 1. ve 2. asırda kendisini daha çok zühde ve ibadete, bir başka ifadeyle daha çok ihlasa ve samimi bir şekilde İslami yaşantıya, bunu sadece ibadet manasında anlamayın, hayatın bütününü kapsayan her hususta hayatı İslam'a en iyi şekilde adapte etmeye yönelen ve hayatını buna göre tanzim eden insanların temsil ettiği yol zühd ve ibadet yolu diye isimlendirilmiş ve bu yolun devamı ileriki asırlarda sufiye yolu, tasavvuf yolu olarak devam etmiştir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Sonraki asırlarda tasavvuf adı altında gelişen ve kendilerine sufi denilen bu insanların diğer insanlardan, diğer Müslümanlardan farkı neydi ki böyle bir cemaat zuhretti ve böyle bir anlayış tarzı, yaşantı tarzı asırlarca var mı dedi. İbn-i Haldun'un yapmış olduğu bir izah bu konuda bana göre oldukça manidardır. Yeri gelmişken sizlere de hatırlatmakta fayda görüyorum. Mukaddesinde İbn-i Haldun ehli tasavvufun diğer Müslümanlardan farkını izah ederken şöyle diyor. Öncelikle diyor ki tasavvuf ilmi de diğer fıkıh, hadis, kelam, tefsir gibi şer'i ilimlerden bir ilimdir. Konunun başında bu hatırlatmayı yapıyor. Tasavvuf diyor,
şer'i ilimlerden biridir. Daha sonra ehli tasavvufun özelliğini izaha geçiyor ve şöyle bir izah yapıyor. Ehli tasavvuf yaptıkları ibadetlerde Allah adına yapmış oldukları muamelelerde, davranışlarda ihlası yakalama peşindeydi. Riya karıştırmadan sırf Allah için ve de yaptıkları ibadetleri ve amelleri kendilerine müsbet bir netice, müsbet bir fayda hasıl edip etmediğinin muhasebesini yapan insanlar diyor. Ve diyor ki bir insanın ihlasla Allah'a yapmış olduğu ibadet, zikir, taat mutlaka ve mutlaka insanın ruhuna müsbet bir tesir yapar, olumlu bir iz bırakır. Ehli tasavvuf diyor, bu neticeyi bilen ve bunun muhasebesini kendi şahsında yapabilen insanlar var. Ve eğer yapmış olduğu ibadetlerine, zikirlerine ve Allah için yapmış olduğu işlere rağmen kendisinde müsbet bir gelişme göremiyorsa, nefs-i emmarenin tesirinden kurtulamıyorsa ve ahlakında, imanında bir iyileşme, güzelleşme göremiyorsa, mutlaka yaptığı ibadetlerde ihlaslarında eksiklik olduğuna hükmedildi ve tekrar kendisine daha da bir çeki düzen vererek daha da ihlasa ve samimiyete yönelmeye çalışırdı. Ve bu insanlar yine konu İbn-i Haldun'dan açıldı. Onun yorumuna devam etmek istiyorum. İhlasla Allah'a yönelmelerin neticesinde Allah'ın onların kalbine bahsettiği bir takım lütuflar, bir takım manevi ilimler onların kalbinde zuhur etmiştir. Ve bunlar yerine göre bu ilimlerden bir kısmını açıklamışlar, yerine göre açıklamamışlar. Ve tasavvuf ilmi dediğimiz ilim de bu insanların kendilerine has sahip oldukları bu manevi ilmin bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır diyor. Ve sadece tasavvuf ehline mahsus bir takım ıslahlar, kullanılan tabirler ve eserlerinde sergilenen bir takım konular malumunuz olduğu gibi başka ilimlerde bahsedilmez. Bunun sebebi ne olur? Ehli tasavvuf kendilerine mahsus ihlaslı ve samimi ibadetleri, kullukları ve Allah'a yönelişleri neticesinde kendi kalplerine hasıl olan bu manevi ilmi, Cenab-ı Hakk'ın lütfunu bir nevi sistemleştirmişler. Bunu İslam'ın nazari yönüyle, şer'i yönüyle, efendim ameli yönüyle birleştirerek ehli tasavvufa ait çeşitli eserler yapmışlardır. Ve Hicri 6. 7. asra gelinceye kadar nice büyük sufiler yetişmiş ve bu insanlar tasavvufun İslam'ı gerçekten en iyi şekilde anlamak, yaşamak ve başkalarına da yaşatmak endişesinin bir neticesi olduğunu ortaya koymuşlardır. Düşünün ki bir haris-i muhasibinin Evri Alem-i Hukukillah adlı eserindeki nefis muhasebesi, insan nefsini tahrir eden ve insandaki kalbi hastalıkların neler olduğunu, bunlara karşı insanı Allah'a yaklaştıran unsurların da neler olduğunu anlatan eser. Yine Ebu Talib-i Mekki'nin bir kurudur kurum adlı eser. Süleyman'ın birçok eserleri. Nihayet İmam-ı Kuşeyri'nin El-Risale adlı meşhur eseri ve bu temel eserlerden de hareket ederek ölümsüz eserini
yani İhya'yı ortaya koyan bir İmam-ı Gazali'nin yapmış olduğu izahlar tümüyle İslam tasavvufunu izah eden ve İslam tasavvufunun ne şekilde anlaşılması gerektiğini, İslam'daki yerinin ne olduğunu izah eden eserlerdir. Vaktimiz müsait olmadığı için detaya girmemiz mümkün değil. Eğer tasavvufun ne olduğunu öğrenmek istiyorsak, tasavvufun İslam dinindeki yerinin ne olduğunu merak ediyorsak, şunun veya bunun bilerek veya bilmeyerek tasavvuf hakkında hele hele günümüzde yapıldığı gibi yapılan bir takım izahlar ve iddialar bizim için ölçü olmamalı. Tasavvufun temel kaynakları diyebildiğimiz bu temel eserlere, yani İmam-ı Gazali'nin İhyasına, Kuşeyri'nin Risalesine, Ebu Talib-i Mekki'nin Kutul Kulubuna, Halis-i Muhasibi'nin Erbi Halis'ine, efendim Tusi'nin El-Lumah-i Tasavvuf adlı eserlerine müracaat etmek lazım. Ve bu insanlar tasavvufun geleceği basitlandırdığımız Hicri 3. ve 6. asırlar arasında İslam tasavvufunun, daha doğrusu tasavvufun İslam'daki yerinin ne olduğunu tespit etmişler ve tasavvuf ekolünü, tasavvuf anlayışını İslam'da yerli yerine oturtmuşlardır. Burada hocamız zaman içerisinde tasavvufun gelişmesi meselesine şey yaptılar. Elbette eğri oturup doğru konuşmak lazım. Mustafa Bey kardeşimiz de bahsettiler. Her müessesede olduğu gibi tasavvuf cereyanı içerisinde de ilk asırlardan itibaren bir takım asır yoldan sapmalar, uzaklaşmalar ve batıl bir takım düşünce ve itikada sahip olan kimseler söz konusu olmuştur. Bunu hiç kimse inkar edemez. Biz aynı şeyi söylüyoruz. Hatta yine o bahsettiği temel kaynaklara bakılırsa, ilk devirlerde tasavvufi görünüm altında çeşitli batıl fırkaların zuhur ettiği ifade edilmekte ve bunların batıl düşüncelerine aldanılmaması gerektiği önemle ikaz edilmektedir. Mesela Lunada Tusi, efendim daha sonra Sührevendi ve buna benzer kimseler, yine Molla Cami Nefahatül Ünsü'nden aynı şeyden bahseder ve o devir itibariyle 12 ayrı batıl fırkadan bahsederler. Ve bu fırkaların dışında gerçek tasavvufu temsil eden Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasına mensup gerçek tasavvufçuların da varlığını hatırlatırlar ve samimi Müslümanların dikkatini çekerler. Yani şunu demek istiyorum.
İlk devirlerden itibaren tasavvufu liyakatla temsil eden insanlar olduğu gibi tasavvufun hoşgörüsünden, ihlasından ve nispeten avama açık bir ekol oluşundan istifade etmek isteyen bazı kimseler de tasavvufu küfreye kullanmışlar ve İslami çizgiden uzaklaşmışlardır. Bu İslami çizgiden sapmaları başkalarını bırakın bizzat ehli tasavvuf hemen haber vermiş de onlara karşı uyanık olmak gerektiğini söylemişlerdir. O halde her zaman olduğu gibi eskiden de vardı, bugün de vardır. İslam adına, pardon tasavvuf adına ahkam kesen ama gerçek tasavvufla İslam'ın özüyle, esasıyla alakası olmayan bir takım cereyanlar vardır, şahıslar vardır. Bunları bilmekte fayda vardır. Ama bunları derken bütün bu batıl fırkaların, batıl mezheplerin, tasavvufi görünümlü batıl mezheplerin yanı sıra her devirde gerçek tasavvufu temsil eden insanlar öbür batıl mezheplere nispetle fevkalade çoğunlukta olmuştur ve gerçek tasavvuf yolunda olan ve daha sonraları çeşitli tarikatlar adı altında bu ekolü devam ettiren insanların ehl-i sünnet çizgisine bağlı olarak devam ettiren insanların varlığı daima çoğunlukta olmuştur ve bu insanlar İslam'ı en iyi şekilde anlamaya çalışan, sünnet-i seviyeye en titiz bir şekilde bağlı olmaya çalışan bir anlayışla günümüze kadar İslam'a hizmet etmişlerdir. Ve ben şahsen şuna inanıyorum. İslam dini fıtri din oluşundan Cenab-ı Hakk'ın insanlığa hediye ettiği en mütekamil din oluşunun bir gereği olarak bir tarafta insanların beynini kemale erdirmeye yönelik zahiri ilimleri yani medrese ekolünü bir taraftan da insanların kalbini ihya etmeye yönelik tasavvuf ekolünü yani gönül mekteplerini tekkeleri, tarikatları ortaya çıkararak iki ayrı kanalda İslam'ın temsil edilmesini ortaya çıkarmıştır. Daha doğrusu bu iki ayrı ekol medrese ekolü ve tekke ekolü müştereken İki ayrı kanattan İslam'ı temsil etmişler ve İslam'a hizmet etmişlerdir. Her iki ekolde sapmalar olmuştur, kötü örnekler olmuştur. Bunları hiçbir zaman örnek almayacağız ve tasavvufu, tasavvuf adına ortaya çıkan kötü örneklerden hareketle itham etmeyeceğimiz gibi ulema adına ulemaya neyi getirecek, medreseye neyi getirecek bir takım kötü örneklerden hareketle de medreseyi ikame edemeyiz. Bu tıpkı şuna benzer. Müslüman diye ortaya çıkan bir insanın kötü davranışından, kötü düşüncesinden hareketle o kimseyi değil de doğrudan doğruya İslam'ı ikame etmeye benzer. Osman Bey vakit geçti. Onun için bu konunun hatırlatılmasında fayda gördüm. Vaktinizin dolması nedeniyle konuşmanın bu bölümünü bitirmek durumundayım. Hepinize teşekkür ederim. Osman Bey kardeşimize konuşmalarından dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Evet, şimdi panelimizin ikinci turuna geçiyoruz. Söylediğim süreler 15'er dakika olacaktı. Yine ilk sözü muhterem kardeşim Ergümet Bey'e veriyorum. Tabii birinci sorduğum soruları zamanın azdığı dolayısıyla kanaatime göre tam değerlendiremedim. Şimdi üçüncü küçük bir soru daha ekleyeyim. Tasavvufun İslam dünyasında fert ve toplum üzerindeki etkisi veya etkilerini de nazar itibarı alarak sözü kendine veriyorum. Bizi acımadılarsa ben olurum. Konuşmacı arkadaşlarımız sağ olsunlar, geleneksel bilgilerini arz ettiler. Bu itibarla bir takım benim kanaatim o ki,
köklü yanlışlıkları da tekrarladılar. Örneğin tasavvufun baş tacı ettiğini zikrettikleri İmam Rabbani'nin adı ile anılan meşhur ve namlı Mektubat isimli eseri, piyasada da mevcut bulunan orijinalinde de araştırdığımız 445 numaralı mektubunda mübarek bir zatın aynen şöyle buyurduğunu ve bu buyruğu da kendilerinin işte açıklamaya çalıştığını ve çok beğendiğini görüyoruz. Bir mürit gerçekten iyi mürit olmak istiyorsa şunları yapmalı imiş 445 numaralı mektupta yazıyor. Bir, gayrın malını sirkat etmedikçe, yani başkasının malını çalmadıkça bu büyük Türkçe'yle. İki, kardeşini katletmedikçe, aynen böyle yani kardeşini öldürmedikçe. Üç, annesiyle tezellüf etmedikçe, yani evlenmedikçe iyi mürit olamamış. Soruyorum Allah aşkına, başka manalar, tevhirlerle başka sonuçlar çıkarmaya çalışılsa bile, lügatlarda kelimeler mi kırıldı, kalmadı mı ki düzgün anlamlar bu kadar eğri kelimeler mi ifade ediyor? Ayrıca yine tasavvufun baş tacı ettiği, hepinizin de bildiği Mesnevi isimli eserin 6 ciltlik parçasından bugün yayınlanan Tıpkı Basın şeklindeki Türkçesine kadar mukaddimesinde bakınız ne diyor kitabın yazarı ya da kendine ait olduğu söylenen şahıs. Şanları yüce özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır bu kitap. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsaade etmezler. Mesnevi, alemlerin Rabbinden inmedir. Batıldan, batıl ne önünden gelendir, ne ardından. Tanrı onu korur, gözetir. Sizin kendisi hakkında bu sözlerin sarf edildiği bir başka kitabı bildiğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakkında Allah-u Teala o kitabın alemlerin Rabbinden, tenzilinin Rabbin alemin buyurmak suretiyle indirildiğini buyuruyor. La yemessahu ile mutahhorun buyurmak suretiyle ona temiz olanlardan başkasının, yani ona onu şeytan öğretti demeleri karşılığında cevaplandırıldığını görüyoruz. Onu biz indirdik ve biz koruruz buyurduğunu biliyoruz. Bunun dışında herhangi bir kitapta bu vasıflar var mı ki Kur'an-ı Kerim'den 700 sene sonra yazılan bir kitabın yazarı kendi kitabı içinde bu şeyleri söylüyorsa Müslümanım diyenler kendine çekildiren versin. Ya buna inanacaklar ya Allah'a şükür. Evet, selam ediyorum. Alkışlama olmasın lütfen. Yine tasavvufun ileri gelenlerinden, yani kabul veya reddi böyle başkalarından alınan elleri birbirine vurma şekliyle belirtmekten ziyade şurada tedavi ettirmek, ağdarıp döndürmek daha iyi görülüyor. Bu bakımdan gerçekten hocamızın buyurduğu gibi alkış veya yuhun bize yakışmadı, işte başkalarının yaptığını bilelim. 1971 yılında böyle kıymetli bir eser İslam aleminde yazılmadı. Bu kadar daha kıymetli İslami bir eser yok diye ön söz yazar Muhammed Şevket Eygin'in, Şevket Eygin bildiğimiz Bedir yayınlarınca yayınlanan bu kitabın 42. sayfasında diyor ki Nefahat-ı Üns Molla Cami'yi meşhur 700 sene evvel, küçük kitap. İmam-ül-Din Abdülbahar el-Barzi'yi bu düzesi ruh demiş. Bu zatın doğduğu yer olan Barisi Kazım köylerinden Efer'e yakın bir köydür. Allah-u Teala ona Abdullah el-Şami'yi bu düzesi ruh hazretleri vefat ettikten sonra 710 senesinde uruluk mertebesinin tahtına oturttu. Şimdi o 76 yaşındadır, tabii 700 sene evvel anlatıyor. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana geleceğe kadar gelip geçen uruların 19.sudur. Bu da ulu sayılmayan bu galiba. Bu zatların hali bu ruhta bizim gibidir. Yerler içerler, hasta ve tedavi olurlar. Bunlar abdal tabakasına girmeden önce nikahlanırlar. Dikkatle lütfen demeyeyim. Çocukları, malları, mülkleri olur. Çok kısa bir metin. Fakat abdal tabakasına girdikten sonra o işi terk etmişlerdir. Artık ona bir daha dönemezler. Zevceleriyle sohbetler ve çocuklarından ayrılırlar. Bir daha tekrar zevceleri ve çocuklarıyla sohbet edemezler ki onların malumu olsun. Onlar sünnete riayet etmeden nikah hususunda mübalağa ederler. Bakın nasıl ediyorlar. Hatta öyle ki bir yabancı kimseler de geldiği zaman bir gün veya bir hafta kalsın ve o hanımıyla nikahlanan onun hakkını versin isterler. Daha sonra o adam o kadını bıraksın ve kadın da onun kim olduğunu bilmesin. Yani velileştikçe
ne oluyorlar bakın. Kitaplarında yazıyor. Ben bir şey söylemiyorum. Onların yazdığını okuyorum. Diğer bir kitap ve tasavvufun baş tacı ettiği asırlardır. Ahmet Eflaki'nin Menâkıbül Arifî, Ariflerin Menfikası ismiyle anılan kitabı. Kısa bir hikaye de, yani bahis de buradan okuyacağım. Olur. Ya kitap bir bende yok, sizde de var. Yani arkasında, önünde okuyun ama en azından bu bahsede biraz dikkat edin. Lütfen. Bak istirham ettik kardeşim, istirhamdan mı anlamıyorsunuz size? Buyurun. Ne diyor? Yine buyurdular ki, Mevlana Şemsik'te bir zinin kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems Hazretlerine kızıp Meral Mağları tarafına gitti. Mevlana Hazretleri neredeyse kadınlarına işaret ettiği kimya hatun buraya getirin. Mevlana Şemsettin'in gönlü ona çok bağlıdır buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlandıkları sırada Mevlana Şems'in yanına girdi. Şems, şahane bir sadede oturmuş, kimya hatunla konuşup oynaşıyor ve kimya hatunla gidiye kısırlarla orada oturuyor. Mevlana bunu görüntü hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarı çıktı, bu karı kocanın oynaşmalarına mani olmamak için neredeyse de aşağı yukarı dolaştı. Sonra Şems, içeri gel diye bağırdı. Mevlana içeri girdiği vakit Şems'ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu ve kimya nereye gitti dedi. Mevlana Şems, Yüce Tanrı beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da kimya şeklinde geldi buyurdu. Ben soruyorum Müslümanlara, aklı olan insanlara, Allah'ı hanımı kılığında yanına getirenlere ne denirse siz buyurun deyin. Ben hiçbir şey demiyorum. Ahmet Eflaki yazmış. Ben yazmadım efendim. Evet. Diğer bir husus. Vahdet bakınız. Lütfen tek tanrıcı dinlerde evren yani kainat yoktan yaratılmıştır. Gelip geçicidir. Bizim itikadımız da böyle. Allah-u Teala bütün varlıkları yaratmayı dilemiş, Kur'an öyle söylüyor, Kur'an'da öyle buyuruyor. Dileğini de ol demekle oldurmuştur. Kün feyekûn biliyoruz. Yaratılmıştır, gelip geçicidir. Yalnız onu yaratan, yoktan var eden Tanrı kalır, yani Allah kalıcıdır. Evrenle Allah arasında öz bakımdan ayrılık vardır. Tevhidi akideye göre. Tasavvuf öyle bir görüşü benimsemez. Ona göre kalıcı, ebedi ve zeli olan Tanrı tarafından yaratılmış ne varsa onunla eş niteliktedir. Allah Kur'an'da 42. sure 12. ayette Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez buyuruyor. Bunlar ise bütün mevcudatı Allah'a benzer görüyorlar. Tanrı tarafından yaratılmış ne varsa onunla eş niteliktedir. Bu yüzden zaten tarih içerisinde ben hakkım, ben Allah'ım, enel hak diyenlerin sayısı hiç de az değil biliyorum. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. İnsan asırlarca da olsa bir yanlış, yerleşmiş toplumlar kendilerinden sonra gelenlere bunu bırakmış miras olarak. O gelenler de devam ettirmiş kendinden sonrakilere derken asırlarca sürüp geldi diye bir yanlışa sahip çıkmamalı. Kalabalıkların veya ekseriyetin kabul ettiği şey doğrudur diye İslam'da bir ölçü yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların çoğu bilmezler diyor. Yani çoğunun kıymeti yok. Peygamberlerin hepsinin gönderildiği yıllarda dikkat ediniz. Kendilerine gönderilen kavimlerin ekseriyeti, ileri gelenlerinden geri kalanlarına kadar peygamberin ezici çoğunluğu, peygamberlerin karşısına çıkmışlar, onları köylerini, kasabalarını terken hücrete mecbur etmişlerdir. Bir başka ayette de sen onların çoğuna uyarsan seni saptırırlar buyuruyor. Yani çoğunluk İslam'da doğru veya eğrinin, haram veya helalin, hak veya batılın asla ölçüsü olmamıştır. Çoğunluk demokrasi gibi İslam dışı bir rejimde ölçüdür. Çoğunluk şuna iyi der, İngiltere'de olduğu gibi. 1969 yılına kadar İngiltere'de çoğunluk fiili livatayı kötü görüyor ve cezalandırılmasını istiyormuş. Onların parlamentodaki Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndaki temsilciler suç saymış ve cezalandırılıyormuş. 1969 yılında bu adamların çoğunluğunun oyu fiili livatayı, yani bugünkü tabirle homoseksüelliği
suç olmaktan çıkaralım. Ne var bunda suç olacak demiştir ve bir yasağı serbest bırakmışlar. İslam'a göre bir haramı helal etmişler. Demokrasilerde hakikaten böyle haramı helali insanların hevası belirliyor. Ama İslam'da asla ve hatta Allah'ın dışında hakim, hüküm sahibi haram ve helal belirliği yoktur. Çünkü en hakimi de Allah'ın. Allah ne kaybına kimseyi ortak etmiştir, ne de hüküm koyarken herhangi biriyle istişare ihtiyacı var. Zaten herhangi bir şeye muhtaç olsa, müstahni bulunmasaydı Allah olamaz. Allah-u Teala'nın hiçbir konuda ortağı olmadığı gibi hüküm koymada da ortağı yoktur. Bu bakımdan insanların çoğunluğu şöyle yapıyor, insanların çoğunluğu böyle yapıyor işte, tarih boyunca hep böyle gelmiş. Bu mazeretler, bu gerekçelerle biz ahirette hesabı vereceğimiz kanaatinde asla değil. Dikkat edin, daha düne kadar hepimiz yaşadığımız şuradan olan insanlar, yeryüzünde 1917'den işte 2-3 sene öncesine kadar 2,5 milyar insan, ki çok korkunç bir çoğunluktur, az bir rakam mı bu? Dünyanın nüfusu neredeyse %40. Marksizmi doğru, hak biliyor ve ahirette olduğuna inanmadıkları cenneti bu dünyada Marksizmle yaşayacaklarına inanıyorlar. 1 milyon Çin'den tutun Sovyetler Birliği'ne, Doğu Avrupa'ya, Bolivya, Şili, Mozambik bilmem filan. Ama 2,5 milyar insan da elleri yanına düşüp bizim gördüğümüz hayalmiş demek zorunda kaldı. Herkes yaşadı. Yani 2,5 milyar insan da yanına düşüyor. Kimler diyor ki sen doğru soruyorsun da işte şu kadar kalabalık şunlar mı yanılıyor? Yani kalabalıklar hep yanılmış. Bakınız peygamberler ve onun getirdiği mesaja inananlar hep azınlıkta kalmış. Geldiği günde peygamberimizin zamanına bakıp dünya nüfusunun hep az bir kısmı Müslüman olabilmiş. Daha sonra çoğaltıysa bile yine de ekseriyeti teşkil etmemiş. Bugün yeryüzünde 6,5 milyar insanın yaşadığı söyleniyor. Bunların ne kadar bol keseden atsanız, tutsanız ama azami 1,5 milyar Müslüman diye diyor. Öyle mi değil? 6,5 milyar 1,5 çıkarsa demek 4 milyar daha bir 1,5 Müslüman. Demek ki ne azınlıktayız, azınlıktayız diye eğilir üstünde biz. Biz de batılın üstündeyiz. Yok, 4 milyar olmalarına rağmen ister 40 milyar olsun, onlar batılın üzerinde biz. İsterse bir kişi kalsın. Kimi peygamber gelmiş, bir tek bir net vuramadan bitmiş buna. Ama kendimiz hiç zikredin. Anlatıyor biz. Kavmi kabilesi bunu yaşatmak işte. Köyü kasabasını terk etme, oradan kaçmaya sığlamış. İşte Lut'un kavminin dediği gibi. Lut diyor ki, yani Allah-u Teala anlatıyor ki, daha önce sizden, yani alemlerde daha önce kimsenin yapmadığı edepsizliğini yapıyorsun diyor. İşte erkeklerle, erkeklerin cinsel ilişkisi kuruyor. Yani niye bu pis işi devam ettiriyor? Kavmi onunla alay ediyor, diyor ki, aramızda bir kurtarız, boğalım da diyor, kurtulsun madem biz pisiz filan. Bakın adam. Ve Lut gerçekten kendine inanan bir çeşit insanla o toplumu terk etmek zorunda kaldı. Azınlık değil miydi? Bir minibüs veya bir minibüs dolusu adam değil miydi? Lut aleyhisselam ve ona inananlar. Halbuki onun kasabasından kovan kavmi kendini gemilerin olmayacaktı. Çoğunluktaydı. En az 3-5 bin. Çoğunluk kişi var. 10 bin kişi yanılmazsa yanılıyordu. Bilmem Lut'a inanan bir minibüs dolusu adam mıydı? Doğrudu. Tabii onlar doğrudu. Yani ekseriyet insanların inandıklarının doğruluğu veya evliliğiyle ilgili asla bir ölçü değildir insanlar. Ekseriyet yanılır. Yanılıp duruyor. Hep bir gözünüzün önünde daha dün 2,5 milyar insan, Marksizm'e bel bağlamış insan. Fos çıktı bizim inancımız demek zorunda kalmadım. Yaşamıyoruz işte soyutlar bir yanı. Kadar açık bu iş. Yani insanların doğruları, eğrileri var. Fakat biz insanız. Allah-u Teala eksiksizdir. Yalnız o yanılmaz. Yalnız o yanlış yapmaz. Ben de yanlış yaparım. Plan da yapar. Alim bilinen de yapar. Cahil de yapar. Mesele şu. Bir insanın yanılgısının İslam dairesi içerisinde kul zatı boyutlarında olması ve kalması mağfiretten müstahak iken tevhide tahrik etmesi, İslam dairesinin dışına çıkan yanlışlarını savunmak ve bu yanlışları yapmak insanı kesinlikle götürür. Efendim Allah-u Teala sen de yanılırsın buyuruyor, yapmaz mı? Yani o da insan, o da yiyor, içiyor, acıkıyor, geziyor. Allah düzeltiyor onu bakın.
Sen düzeltiyor. Bir soru sorun. Sorunun cevaplandırır. Şeklinde sorun cevaplandırır. Yani cevap vermekten kaçınacağım bir şey yok. Bilmediğim bir şey olursa yani örneğin de ilgim olduğunu bilirim elhamdülillah. Evet. O senin bildiğin ya, otur yani otur. Çok biraz sonra soru şeklinde sor da cevaplandırır. Kardeşim çok özür dilerim yani. Lütfen dedik ki soru... Şimdi hata bakın. Affedilecek, hoş görülecek hata vardır. Fakat akidevi sapıklık vardır ki bunu hoş görürseniz siz de küfrenizden göstermiş olursunuz, hesap veririz. Kimse de. Bu bakımdan hiç kimsenin mesela Kureyş'in de doğruları olduğunu yine Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş. Allah diyor ki buyuruyor, hatırlayacaksınız. Yağmuru kim yağdırıyor deseniz derler ki Allah. Şimdi Kureyş'in bu inancı, yani yağmuru Allah'ın yağdırdığını söylediğine inanmaları yanlış mı? İslam'a göre doğru yani, biz de öyle inanmıyor muyuz? Evet. Ama bu doğru Kureyş'e kurtar. Arkasından diyorlar ki, işte bu tarafa prestij ediyor. Niye? Allah katında onların şefaatini umuyoruz da, yani bunu umuyoruz da ondan diyor. Allah-u Teala diyor ki, onların Allah'ın velisi olduğu, dostları olduğuna dair yanınızda hükmetiniz var mı? Yok. Şefaat benim katımdadır. Onlar kim? Kendilerine şefaat etmekten acizler. Yani şöyle dikmişim. Gidip birini yaptırın şöyle. Bakalım kendi kendine tekrar parça düşer. Yani bunu bile yapmaktan aciz olan. Size nasıl yardım eder? Kendine yardım etmekten aciz olan başkasına yardım edilir. Diye onları ikna etmeye, inandırmaya çalışıyor ama lafa kullanımı vermeyip de omuzunu verenler nasıl inanacak, nasıl düşünecek? Düşünmekten aciz bırakıyorlar kendilerini. Mesele kimi insanlarda mesela Marksizm'de de bir takım doğrular var. Örneğin faiz yasak Marksizm. Ama bu doğru bizim İslam'da da doğru tutuyor diye biz Marksizm'e hayran olmuyoruz, vurgu, hayır, ayırmıyoruz. Bir doğru yüzünden teslim olmaz. Bizim dinimizde ne varsa hepsi doğruyken onların dilinde kırık kırık arada işletme masrafını kurtarmayacak kadar bir iki dirhem altın var. Ne diye? Yani maliyetinden fazla yakınca bir malı mal etmek isterim. Böyle kucak dolusu kazanacağı işe bakar. Biz İslam'da her şeyle, itikadıyla ve davranıştaki ölçülerinde her şeyle İslam'ı sürdüğünde ne diye bir iki doğrusu için Marksizm'e metelik vereceğiz ki? Vermiyoruz o yüzden. Kureyş'in eğilerine de vermiyoruz. Kişilere bakarken toptan silmek veya kabullenmek yerine onların sözlerinin Allah'ın bildirdiği doğrulara uygun olanlarını almak, muhakeme ederek uygun olmayanları da ister babamızdan, ister alim bildiğimizden, ister cahil bildiğimizden olsun almamak lazım. Çünkü kişi her yaptığından ahirette sorulacaktır. Herkes kendini ahiret hesabına göre endekslenebilir. Ona göre yaşarsın. Eğer birinin hatırını gütmek, gözetmek zorundaysa herkes bilmeli ki özellikle Müslümanım diyen herkes gözetilecek hatırların en başında Allah-u Teala'nın hatırı gelir, yani onun rızası ve ondan daha yüce değil, onun kadar bile yücelikte başka bir hatır bulunmamaktır. Müslüman eğer alimin hatırını gözeteceğim, bilmem şunun hatırını gözeteceğim demek yerine mutlak surette Allah-u Teala'nın rızasını, onun hatırını gözetmek zorundadır. Onun buyurduğu gibi sahih iktidat sahibi olmaya, buyurduğu gibi salih amel sahibi olmaya bakmalıdır. Salih ameller münkerlerden kaçınmak, artık farzları, namusları yerine getirmektir. İtikadı bozuk kimsenin amelleri boşa gider, bunun elinizdeki ilmihal kitapları dahi yazıyor. Evet, teşekkür ederim. Ergümet Bey'e teşekkür ederim. Korkmasın. Şimdi söz hakkı Osman Süreyya Bey kardeşimizin tasavvufun İslam dünyasında fert ve cemiyet üzerindeki etkisi konusunda sizin de kanaatlerinizi öğrenmeyi istiyoruz. Lütfen bizi aydınlatın. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Efendim, tasavvuf hareketinin İslam dünyasında fert ve cemiyet üzerindeki tesirlerinden söz etmemi istediler hocamız. Öncelikle meseleyi terbi planla ele alacak olursak, madem fert ve cemiyet planında ele alacağız,
terbi planda ele alacak olursa, tasavvuf ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren kendisine birinci hedef olarak insanı olgunlaştırmayı, İslami ahlakın zirvesine ulaştırmayı, yani mümkün olduğu kadar insanı kamil hedefine yönelik bir eğitim metodunu benimsemiştir. Daha doğrusu tasavvufun ferdi plandaki gayesi insanı mükemmel bir Müslüman yapmak. İslam'ı biraz önceki konuşmamda da bahsettiğim gibi İslam'ı en iyi şekilde anlayan, en iyi şekilde yaşayan ve bunu ruhuna sindiren bir insan ortaya çıkarmaktır. Tasavvufu bir bakıma çok geniş ve ihatalı bir eğitim müessesesi olarak görmek lazım. Tasavvuf bir eğitim mektebidir. Ama bu nasıl bir eğitim? Nefis terbiyesi eğitimi, ruh eğitimi. Bu eğitimin iki temel hedefi vardır terbiye planında. Birincisi, insanı Allah'tan alıkoymaya çalışan, insanla Allah arasındaki en büyük engeli teşkil eden nefs-i emmarenin bertaraf edilmesi. İkincisi de insan ruhunda bir kuvvet mevcut olan Cenab-ı Hakk'ın ona bahşetmiş olduğu bir takım kabiliyetlerin ilahi potansiyel gücün ortaya çıkmasına vasıta olmaktır. Buna çalışmaktır. Bunun tasavvuftaki ifadesi, daha doğrusu insandaki nefs-i emmarenin izale edilmesi, onun tesirsiz hale getirilmesi ve Allah'a engel olma durumunun bertaraf edilmesi meselesine ehli tasavvuf fenafillah diyor. Yani kendindeki menfiliklerin Allah'a ulaşmaya engel olan hususların izale edilmesine fenafillah kavramıyla ehli tasavvuf bir formül bulmuştur. Bir de tasavvufta vakabillah kavramı vardır ki bunun da karşılığı, bunun da manası insandaki manevi bir takım hasletlerin, kalbi ve ruhi güzelliklerin, daha doğrusu insana Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bir takım güzel vasıfların ortaya çıkarılmasıdır. İşte fert planında tasavvufun hedefini bu yere görüyoruz. Birincisi, insana ayak bağı olan, insana gerçek kul olma noktasında engel olan nefs-i emmareyi etkisiz hale getirmek. İkincisi de, nefsin tesiriyle su yüzüne çıkamamış olan insandaki bir takım manevi kabiliyetlerin ehli tasavvufun ifadesiyle letaihi sitte veya hamse olarak şey yaparlar, latife adı verilen manevi ve ruhi güçlerin ortaya çıkarılması. Evliyaullah'da, büyük zatlarda, marifete ulaşmış insanlarda bu manevi kabiliyetler ortaya çıkmıştır ve o insanların diğer insanlardan farkı odur. Yani o insanların kalp gözü açılmıştır. İnsanların bir beş duyusu vardır. Fizik aleme açılan, fizik alemle irtibatını sağlayan bir beş duyusu vardır. Bir de insanın mana alemiyle, metafizik alemle, ilahi alemle irtibatını sağlayan kalp gözü dediğimiz, manevi duyu organları dediğimiz ehli tasavvufun ruh, sır, sırrı, sır, kafi ve ahval ve isimlendirdikleri
manevi duyu organlarıdır. İşte tasavvuf ehli insanlar eğilirken bir taraftan ondaki kötü hasretlerin giderilmesini, bir taraftan da güzel hasretlerin, yani manevi duyularının ortaya çıkarılması, çıkarılmasını hedef almıştır. Ve bütün çalışmalarını ve bütün metodlarını bu istikamete yönlendirerek insanların gerçekten mütekamil bir Müslüman, gerçekten Allah'ın arzu ettiği düzeyde bir kul olma hedefini tahakkuk ettirmeye çalışmışlardır. Bu noktada tasavvuf ehli ne dereceye kadar muvaffak olmuştur? İşte burası tartışılır. Ve her devirde geçerli olan bir şeydir. Ben ehli tasavvufum diyen, ben ehli tarikatım diyen her insan kamil insandır manasına kesinlikle alınmamalıdır. Tasavvuf ehli de olsa, tarikat ehli de olsa insanlar büyük bir çoğunluğu avam türesindendir. Yani tarikata gitmek, girmek değiştirmiyor, o büyük bir çoğunlukla nefsi emmaresiyle uğraşan insanlardır. Ama samimiyetle tasavvufi idareleri benzeyen ve ihlasla Allah'a yönelen, ibadete, zikre, kendisini veren, kalbini Allah'a bağlayan insanların bazıları havas suresi dediğimiz nefsi emmare mertebesinden geçip nefsi mülhine ve nefsi mutmainne diye ifade edilen mertebeye ulaşmış kimselerdir ki bunlar büyük bir azınlık durumdadır. Bir de yine ehli tasavvufun hedef aldığı nokta itibariyle azınla azın mesafesindeki kimseler ancak havasul havas mertebesine ulaşabilmişlerdir. Yani insan-ı kamil dediğimiz gerçek kemal yolunu bulmuş olan insanlar son derece azınlıktadır. Yani bir yanlış anlaşılmadan kesinlikle kurtulmamız lazım. Ehli tasavvuf dediğimiz insanlar dahi bu üç kategori içerisinde yer alır. Çoğunluk avam tabakasındadır. Ve bir miktar insanlar belki havas derecesine yükselmişlerdir. İstisnai olası sayılabilecek çok az insanlar velayet mertebesine veyahut da kemal mertebesine ulaşmışlardır. Bu manada asırlardır tasavvuf mektebi, tekkeler, tarikatlar asırlardır tarikatlar insanları bu noktada eğitmeye çalışmışlar ama bazı kişiler aslında maksatlarına ulaşmışlar, bazıları aslında ulaşamamışlardır. Fakat Hacı Bayram Veli'nin bir ifadesiyle ona sormuşlar, demişler ki ya Şeyh Efendi, sana bu kadar insan gelip diyor, bu kadar mühürün var. Bu kadar insan, yüzlerce, binlerce insan senin dergahına gelip diyor. Bunlar hakikaten hepsi kâmil zatlarındır. Hepsi tasavvufun öngördüğü manada ideal insan olmuşlar mıdır diye bir soru sormuşlar. Onun verdiği cevap şudur. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Her birisinin seviyesi farklıdır. Bunlar içerisinde belki istediğimiz düzeye ulaşan insanların sayısı 2-3'ü geçmez. Ama o 2-3 kişinin yetişmesi için bu insanların buraya toplanması gerekiyor, bu ocağın açık tutulması gerekiyor. Yani tarikata tasavvufa intisap eden herkes evliyaullah olmuştur veya olacaktır diye bir kaydı yoktur. Ama ihlasla o ocağa girdiği takdirde karınca misali bugün nereye gidiyorsun diye sormuşlar karıncaya. Demiş ki Hicaz'a gidiyorum hac yapmaya. Kısadan ise ya bu yürüyüşler nasıl Hicaz'a varacaksın sen hacı olacaksın demişler.
Var aslan yolunda ölür ya demiş. Onun gibi İhlas'a tasavvuf mektebine tabi olan, giren bir insan belki hedefe ulaşabilir. Ama İhlas'tan, samimiyetten uzaklaşmadığı sürece onu hiçbir zaman itham edemeyiz. Ve hüsnü niyetle onun doğru yolda olduğuna hükmederiz. Eşyada asıl olan ibahattır. Yani temizliktir. Yani bir kimsenin kötü bir durumu açık olarak ortaya çıkmadıkça o kimsenin iyiliğine hükmetmek İslam'ın şiarlarındadır. Dolayısıyla külliye ehli tasavvufu bir tarafa atmak, İslam'a aykırı bir yol tuttuğunu söylemek esasında bana göre doğru bir düşünce tarzı değildir. Asıl konumuza gelelim. Ferdi planda bir kim ne derse desin, tasavvuf hareketinin tarikatları insanların İslam'ı anlamasında, sünnet-i seniyyeyi yaşamasında ve İslam ahlakını hayatına tatbik etme hususunda tasavvuf mekteplerinin, tarikatların ve tekkelerin yaptığını belki de İslam aleminin hiçbir müessese yapmamıştır. Bu eskiden de böyleydi. Güzel örnekleri ölçü almak kaydıyla bugün de böyledir. Gelelim toplumsal plana. Tasavvuf hareketinin toplumsal manadaki hedefi şudur. İlk devirlerden itibaren tasavvuf ehli İslam'ı tebliğ etmeyi ve İslami manada toplumun şuurlanmasını yani toplumun irşadını hedef almıştır. Ve tasavvuf gelişme dönemi dediğimiz Hicri'nin ilk 5-6 asırdan sonra dikkat edilirse artık ferdi ve küçük cemaat halindeki özellikler kurtulup ne yapmıştır? Topluma açılmıştır. Müesseseleşmiştir. Tarikatlar halinde toplumu irşad etmeye yönelmiştir. Belki idealist manada tarikatlar dönemi bir taklit dönemi olarak telakki edilebilir. Bu müessese kitlelere mal oldukça gerçekten eğil olanlar olduğu gibi nadehin kimselerde zuhur etmiş olabilir. Ama genel görünümüyle tarihi gerçek şudur. Tasavvuf hareketi tarikatlar şeklinde 12. 13. asırlardan itibaren hızlı bir şekilde İslam alemine yayılmak suretiyle toplumun İslami şuurunu canlı tutmayı başarmış, İslam'ı tebliğ etmeyi kendisine hedef belirlemiştir. Kısaca tarihi manzaraya göz atacak olursak, İslamiyet'in Horasan ve Orta Asya bölgesine, daha sonra Kafkasya, Anadolu bölgesine, batıda Mağrib bölgesine, Kuzey Afrika'ya, hatta Balkanlara kadar Endülüs içerisinde İslamiyet'in yayılışının tarihi seyirlerine bakacak olduğumuzda hemen şunu görüyoruz. Ben bazı kişilerin bir lokma bir hırka olarak tavsif etmeye çalıştığı tasavvuf ve tarikat anlayışı esasında İslam intişar tarihinin bir özüdür. Veyahut da İslam intişar tarihine damgasını vuran bir harekettir. Bunu ben söylemiyorum esasında. İslam intişar tarihini inceleyen eserlere bakıldığı zaman İslam'ın yayılışında en ön safta yer alan, İslam'ın yayılışını bayraktarlık yapan zümrelerin, cemaatlerin, fertlerin ehli tasavvuf olduğu tespit edilmiştir. Onlar aynen bunu söylüyorlar. Yine 13. asırda, 12-13. asırlarda hızlı bir şekilde tasavvuf hareketinin müesseseleşti ve tarikatlar şeklinde dönüştüğü hususunu bir batılı araştırıcı, bakın bizden birisi dediği, batılı bir araştırıcı şu şekilde yorumluyor. Diyor ki, Alexander Madison ismini de verelim bu araştırmacının, diyor ki, o devirlerde tasavvuf hareketinin hızlı bir şekilde tarikatlaşmasının arka planındaki sosyal hadiseler şunlardır. O dönemde
İslam dünyası tarihte ilk defa olmak üzere doğuda Muhammed sinası, batıda Haçlı seferleri olmak üzere iki temel veyahut da iki önemli dış tehlikeyle yüz yüze kalmıştır. Bu dış tehlikelere karşı İslam'ı ve İslam toplumunu korumanın ancak Müslümanları teşkilatlamak ve tasavvufi manadaki samimi İslam düşüncesini tüm Müslümanlara yaymak gerektiği kanaati bu işin temelinde yapmaktadır. Nitekim tarikatlar toplum üzerindeki etkileriyle dışarıdan gelen bu tehlikelere karşı hem Müslümanları canlı tutmuşlar, onları motive etmişler, onlara moral vermişler. Bir taraftan da bizzat düşmana karşı cephede cihaz etmek suretiyle düşmana karşı koymaya çalışmışlardır. Nitekim Kübreviye tarikatının piri olan Necmettin Kübra Hazretleri Moğollara karşı kendi kılıcıyla savaşırken şehit olmuştur. Aynı ehli tasavvuf bununla yetinmiyor. Ne yapıyorlar? Her şeye rağmen İslam dünyasında istila eden Moğollara karşı yine tebliğ faaliyetlerini sürdürüyorlar ve Moğolların İslam'ı yakıp yıkmak niyetiyle gelen Moğolların Müslümanlaşmasına yardımcı oluyorlar. Birçok ehli tasavvufun marifetiyle Müslüman olmuş olan Moğol hükümdarları kaynaklara geçmiştir. Yine asırlardır İslam dünyasının ayakta kalmasında ehli tasavvufun icra etmiş olduğu fonksiyon hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Eski bir tarafa bakalım, yakın geçmişe baktığımız zaman yine sahanın araştırmacılarının ifadesiyle bugün bir asla yakın bir zamandır Sovyet yönetiminin hakimiyette yönetimi altında kalan Orta Asya bölgesinde, Kafkasya bölgesinde hala bir İslam varlığından söz ediliyorsa, oradaki Müslüman Türk halkın hala Müslüman kimliğini koruyabilmesini görebiliyorsa, bunda en önemli faktörlerden birisi de gizliden gizliye faaliyetini devam ettiren ve insanlara yön vermeye çalışan ve hiçbir zaman o yönetimi tasvir etmeyen en tasavvufun bu işin içerisinde parmağı vardır ve gayreti vardır. Öbür tarafta 19. asrın sonlarında ve 20. asrın başlarında Kuzey Afrika Batı ülkelerinin sömürgesi olmuştur bildiğiniz gibi. Bu ülkelerin sömürge yönetiminden kurtulmasında ve Müslümanların hürriyetine kavuşmasında o bölgelerde faaliyet gösteren tarikatların gerek Murabitun hareketi, gerek Senusiye tarikatı vesaire bir takım sufi hareketlerin Müslümanların teşkilatlaması ve sömürge yönetimine karşı onları şuurlandırmasının çok büyük rol olmuştur. Kısacası vakti uzatmak istemiyorum. Ferdi ve toplumsal planda tasavvuf hareketinin İslam dünyasında yapmış olduğu hizmet son derece büyüktür. Bunu ister kabul edelim, ister etmeyelim. Tarihi hadiseler gösterdiği hakikat budur. Evet, bu kadar bahsetmekten istiyorum. Osman Bey kardeşime de huzurlarınıza teşekkür ederim konuşmasından dolayı. Şimdi söz hakkı Mustafa Ağarman Bey kardeşim. Mustafa Bey, size selamım. Dinliyorum hocam size. Dün olduğu gibi bugün de Müslümanların birlik beraberlik olmasına son derece ihtiyacımız var. Tasavvufun, özellikle tasavvufi hayatı temsil eden bu tasavvufların İslam birliğini en azından memleketimiz dahilinde gerçekleştirebilmemiz için yapacakları
görevler nelerdi ve bu birliğin sağlanmasında onların ifadesiyle zahir ulemasına ve batın ulemasına düşen görevler yok mudur? Hala bunun zamanı gelmedi. Bu hususta bize ayrılmasını memnun olurum. Teşekkür ederim muhterem hocam. Evet, dün olduğu gibi bugün de İslam dünyasının ve Müslümanların birliğe, beraberliğe, vahdete, ittifaka ihtiyacı vardır. Ama İslam'ın büyük alimlerine, tasavvufa hücum edildiği bir yerde birlikten söz edilemez. Evet, ben sayın misafirimizden dinleyicilerimizi tahrik etmemesini arzu ediyorum. Konuşmanın da bir usulü vardır, haddi hesabı vardır. Hocam lütfen, sabrımız buraya kadardır. Evet dinleyiciler, lütfen dinleyin. Bak, diyeceksiniz, siz gelin buraya, yöneltin. Yani alkışlamakla iş bitiyor ise, lütfen. Burası dinleyin lütfen. Bir ilmi konuşmadır. Size söylemiştim baştan. Farklı konuşmalar da olacaktı. Sizin hoşunuza giden konuşmalar da olacaktı. Gitmeyenler de olacaktı. Sabredin. Alkışlamakla bu iş bitmez. Bu bizim derdimiz. Lütfen ağlamamız gerekir. Siz alkışlıyorsunuz. Ya ben hayret ediyorum size. Nasıl alkışlıyorsunuz? Çünkü hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Camide beraberiz. Namazda beraberiz, inançta beraberiz, kıvançta beraberiz. Ya hocam kabilenler kâfi ilan ediyor Müslümanlar. Ya silah silah arkadaşlar silah. Cevabı var, dinleyin. Silah arkadaşlar silah. İbrahim sen otur lütfen. 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 İbrahim. Lütfen. Verebilir misin? Lütfen. İbrahim sen otur lütfen. Lütfen sükunet koruyalım. Siz büyükler bizlere örnek olacaksınız. Lütfen kendinize bir bakın. Aziz dinleyenler, lütfen. Lütfen. Kıymetli dinleyenler, lütfen. Aziz dinleyenlerim, dikkat buyurun. Aziz dinleyenler, biz icmadan bahsettik. İcma ilmi bir prensiptir. İcmayı bugüne kadar bütün alimler kabul etmiştir. Hacı lütfen. Sustur şunu yoksa ben söyleyeyim. İcmayı bugüne kadar bütün alimler kabul etmiştir. Hiç kimse kalkıp buna karşı çıkamaz. İcmayı lütfen. Onların hiçbiri sitmezsek değil bu. Doğru. Doğru. Fakat dinleyin lütfen. Lütfen dinleyin. Hacım siz dinleyin lütfen. Hacı otur. Otur. Hacı otur dinle. Hepsini yenemeyenlerden sahiban olur mu hiç? Sabretmesini bilmeyenler sabretmesini bilmelidirler. Efendim, icma ilmi bir prensiptir. Bakın, biz ilmi, usulü fıkıhı tasavvufun üstünde tutarız. İlim her şeyden üstündür. Her şey ilme, fıkha göre değerlendirilir. Yani bugüne kadar bütün alimler, usulcüler, ulema, tasavvuf, batın, zahir uleması icmayı kabul etmişse sizin kalkıp da icmayı inkar etmeniz doğru olamaz. Buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim hata üzerine birleşmez. Birleşmez demek yani birleşmesin demek veya birleşmemişlerdir, kıyamete kadar birleşmezler. Tabii. Sayın konuşmacılar bunlara ne cevap verecek bilemiyorum. Sizden önce sorular faslında ben soru sormuş oluyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu konudaki hadisi şerifleri kabul ediliyor mu? Yoksa Kur'an-ı Kerim'deki çoğu kimseler anlamaz, çoğu kimseler akledemez ifadesi müminler, Müslümanlar için değildir. Kur'an-ı Kerim'deki çoğunluk, Kur'an-ı Kerim'deki çoğunluk zaten cehenneme atılmıştır. İnsanların ve cinlerin çoğusu cehennem için yaratılmıştır buyuran Allahü Teala'nın dininde insan umumunun çoğunluğu icma diye kabul edilebilir mi? İcma denilirken daha ziyade İslam'ın geleceğini, geçmişini, istikbalini, mazisini bilen, İslam'ın derdini çeken alimlerin, ülemanın ittifakı söz konusudur. Sorulardan birisi soruyor, diyor hocam icmadan bahsediyorsunuz, madem bugüne kadar icma vakı olmuş mudur? İşte fıkıh mezheplerinin kabul edilmesi, tasavvuf tarikatlarının kabul edilmesi bir icmadır. Buna karşı çıkmamak lazım gelir. Bir, ikincisi parçacı nakillerle bütün hakkında hüküm verilmez. Parçacı olmamamız icap eder. Biz tasavvufta batıl itikatların, batıl inanışların, batıl geleneklerin olduğunu zaten söyledik. Ama konuşmacı bizi gelenekçilikle suçladı. Biz gelenekçiyiz elhamdülillah. Gelenekçi olmakla da iftihar ederiz. Çünkü bir yere bağlanmak gerekir. İnsanın kökü olacak. Köksüz bu işler yürümez ki. İlmi bir gelenek vardır. İlmi bir silsile vardır. Onun bir tarafa atarak, göz ardı ederek hükme varmak mümkün değildir. Aziz dinleyenlerim, bir hadisi kutsi mealiyle hocamın sorduğu soruya cevap veriyorum. Allahü Teala buyuruyor, mana Allah'tan, lafız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, Buhari hadisidir. Kim benim bir veli kuluma düşmanca davranırsa ona harbi ilan ederim. Kulumun bana yaklaşmak için yaptıklarının nezdinde en sevimli olanı üzerine farz kıldığım ibadetlerdir. Tasavvuf farz ibadetlerin noksansız yerine getirilmesinden sonra nafile ibadetlerin ve zikrin hayata geçirilmesinden ibarettir. İşte öyle buyuruyor. Farz ibadetlerdir. Kulum bana nafile ibadetler ile de yaklaşır. Tasavvufun üzerinde durduğu nafile ibadetlerdir. Nafilelerle de yaklaşır. Onu severim. Onu sevince de duyduğu kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, gördüğü ayağı olurum. Buhari hadisidir bu. Benden bir şey isterse şüphesiz veririm. Bana sığınırsa elbette kabul ederim. Yapacağım hiçbir şey üzerinde kulumun hayatı üzerindeki kadar tereddüt etmemişimdir. Hadisi kutsi tasavvuf erbabının baş tacı ettiği, hatta tasavvufta isim verilen bazı merhaleler buradan kaynaklanmaktadır. Seyr-i sülük denilen mesele bu hadisi kutsi esas alınarak vaz edilmiş bir şeydir. İşte bütün fertlerinin bu şekilde oluştuğu bir toplumda birlik, beraberlik elbette ki söz konusudur. Çünkü orada insanları yönlendiren, insanların eli, ayağı, gözü, kulağı olan bizzat Allahü Teala'nın kendisidir. Hocamla da biz bu hadisi şerifi zaman zaman tartışmışızdır. Allah insanın nasıl eli olur, nasıl kulağı olur, nasıl gözü olur? Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerle bu hadisi şerifleri karşılaştırdığımızda Allah-u Teala inananlara bir nur vereceğinden bahsetmektedir. Allah arzın ve semavatın nurudur. Cenab-ı Allah bu insanlara bir basiret ihsan etmektedir. O basiretle görürler, meselelerini daha detaylı bir şekilde hallü fasl eylerler. Fıkıhta mezheplerin ayrı olması İslam'da bir ihtilaf değildir.
Evet, fıkhi ihtilaftır. Bir arkadaş sorarken diyor ki, nasıl mukayese ediyorsunuz fıkhi mezheplerle tasavvufi tarikatları? Bunu mukayese eden alimlerdir. Aziz dinleyenlerim, bak gelenekçiyiz dedik şu manada. İslam dünyasında öteden beri devam ede gelen fıkıh hareketleri, tasavvuf hareketleri, ilim hareketleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ortaya koyduğu silsileyi devam ettirdiklerini iddia ederler. Şu şekilde iddia ederler. Öteden beri devam eden ilim müesseselerinde icazetname denilen bir şey vardır. Alimlerin icazetleri, ders okudukları hocalar silsile silsile yazılarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar götürülür. Oraya dayandırılır. İlim oradan alınıyor. Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlardır. Onlardan sonra yaşayanlardır. Üçüncü olarak da onlardan sonra yaşayanlardır. Sahabe, tabiun ve etba'ut tabiun ifadeleri buradan çıkmıştır. Bunlara selef denilir. Selef ilaması denilir. Onların vefatıyla İslam dünyasının genişlemesiyle hadiseler çoğalınca bu hadiselere, Peygamber Efendimizin zamanında olmayan, yeni zuhur eden hadiselere fetva vermek, görüş bildirmek için alimlerin kafa yormaları vardır. Bu şekilde fıkıh mezhepleri zuhur etmiştir. Kur'an'a davet edeceğiz diyorsunuz, doğru. Kur'an'ı reddeden yok. Herkesin Kur'an okumasını nasıl, efendim herkes Kur'an'dan hüküm istihraç edemez. Onun da bir yolu yordamı vardır. Sorularınızdan görebildiğimiz kadarıyla şu anlaşılıyor ki, bu işleri çok öyle kolay zannediyorsunuz. Kur'an varsa diyor, icmaya kıyasa ne hacet var? Evet, Kur'an varsa icmaya kıyasa hacet yoksa, o zaman bizim oturup da tasavvufu değil, dinimizi yeniden öğrenmemiz gerekir. Bir din var. Bu din kitaplarda kayıtlıdır. Fıkıhı, hadisi, tefsiri, usulü nereye koyacaksınız? Nereye atacaksınız ki Kur'an varsa hepsi bu bize yeter, kafidir diyorsunuz. Evet, işte bakın, tarih boyunca medresedeki alimin el atmadığı, devlet reisinin iyi veya kötü, sultanların el atmadığı şunlarca kalabalığı, milyonlarca insanı tasavvuf ve tarikat erbabı yetiştirmiştir. İşte bu birlik değil, ittifak değil, vahdet değil de nedir? İşte bakın, biz burada 3 tane üniversite hocasıyız. Eğri oturup doğru konuşalım. Hocam da bunu efendim kabul eder veya etmez. Bizim ilgilendiğimiz sadece üniversitedeki talebelerdir. Onlarla bile doğru dürüst ilgilenemiyoruz. Peki bu avam tabakayı kim yetiştirecek? Bu insanları kim yola getirecek? Bunlara İslam'ı kim anlatacak? Tasavvuf tarihte böyle bir boşluğu doldurmuştur. Nefis tezkiyesidir. Soruyorlar, Kur'an'dan delilleriniz var mı? Elbette ki var. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ fe elhemâhâ fücûrâhâ ve takvâhâ gâd eflehâ men zekkâhâ. Nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Tasavvuf nefis tezkiyesidir. Nefis tezkiyesini hiç kimse inkar edemez. Ama tasavvufu kabul veya reddedebiliriz, tenkit edebiliriz, takvih edebiliriz. Nefis tezkiyesi vardır. Nefis neyle tezkiye edilecektir? Kur'an bize zikirle diyor. Kalpler ancak Allahu Teala'yı zikirle mutmain olurlar. Fakat benden öncekiler 20 dakika konuştuk hocam. Not tutmuşum. Bitiriyorum o zaman sözümü. Evet, nefis tezkiyesidir. Tasavvuf İslam tarihi boyunca büyük kalabalıkları yetiştirmiştir. Bunlar cihad etmiştir. İslam'ı her tarafa yaymıştır. Fakat buralardan parçacı misaller alarak tasavvuf hakkında bir hüküm vermenin, bir kanaate sahip olmanın yanlış olacağı kanaatindeyiz. Birliğe, beraberliğe, ittifaka, vahdete muhtaç olduğumuz şu dönemde
ilmi münakaşalardan taraftarız. İslam bunu gerektirir, ilim bunu gerektirir. Ama yaptığımız bu münakaşaların İslam ümmetine faydası mı var, zararı mı var? Bunu da araştırmak lazım gelir. Bir, ikincisi bitirirken şunu söylüyorum. Bütün her şeyin, sözlerin fıkha dayanması gerekir aziz dinleyenlerim. Fıkıh esastır. Fıkıh başımızın tacıdır. Yani Kur'an'a, sünnete, icmaya ve kıyasa dayanacaktır. Fetva buralardan verilir. Yoksa böyle aklımıza, mantığımıza göre hareket etmek, fetva vermek siz gençleri yanıltabilir. Sonradan bunun pişmanlığını duyarsınız. Ah vah edersiniz ama iş işten geçmiştir. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Ağabey Bey. Evet, şimdi sorulara, cevaplara sıra geldi. Fakat sorular peşin şekilde gelmediğini görüyorum. Mesela bazı arkadaşlarımızda 2-3 misli fazla soru geldi. Önce Osman Bey kardeşinize başlamak istiyorum şahsen ben şu manada. Ergümet Bey kardeşimize hem soru fazla geldi hem de konuşmanın başında söylediğim gibi misafirimizdi. Eğer sonunda cemaatimiz onu dinlemekte ısrarlı olursa ve konuşmaları dinleyenler için, bizler için faydalı olacaksa ona bir iki dakika daha ilave eden vermek istiyorum. Şimdilik süre 15'er dakika. Osman Bey buyurun. Muhterem Başkanım, aziz dinleyenlerim, esasında konumun aktüel oluşu biraz da heyecanlandırıcı bir özellik taşıyışı gayet tabi birçok soru gelmesine vesile oluyor. Hocamız bana gelen soruları biraz azaldı ama ben hepsini okumaya bile henüz fırsat bulamadım. Onu da söyleyeyim. Nispeten. Burada 15 dakikada bir süre veriliyor. Hem bir soruya yarım dakika ayırsak belki yarım saati veyahut da bir saat olur. Bu kadar çok soru var. Onun için 20'şer dakika olsun. 20 dakika olsun. Yani önemli değil. Ben soru soran kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak hepsine tek tek cevap verme imkanımız yok. Bunu açıkça söyleyeyim. Okuyabildiğim soruları şöyle bir tasvip ettim. Bu tasvip çerçevesinde çoğunlukla sorulan sorular istikametinde gelenlere yaparak cevap vermeye çalışacağım. Bu soruyu böyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Sorulara geçmeden önce bir hususu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Büyük sufilerden birisinin tasavvufu çok kısa ve veciz bir vardır. Diyor ki tasavvuf tümüyle edepten ibarettir. Öncelikle tasavvuf hakikaten insanın İslami manada edebe dönmesidir. Şuradan biraz önce gördüğüm manzara bana hemen bu tarihini hatırlattı ve inan tasavvufun faziletini biraz daha yakında görme fırsatını bulduk. Ben inanıyorum ki şurada herkes tasavvufi ideallerini, tasavvufi fazilet anlayışını, edep anlayışını, tasavvufi ahlakı kendisine mal etmiş olsaydı böyle ulu orta gürültülere, günah kaçanlara, tatsızlıklara hiçbir zaman fırsat vermezdik. En azından dinlenmesini bilirdik efendice, dürüstçe ortaya atılan görüşlere saygı duyarak dinlenmesini bilirdik. Benim sizlerden acizane ricam
şu toplantının hiç değilse birazcık faydalı olmasını istiyorsak, huzur içerisinde geçmesini arzu ediyorsak, lütfen taşkınlıklara fırsat vermeyelim. Bir takım heyecanlara kapılarak tedbiri hareketlere yer vermeyelim. Sonra saatlerce burada boşu boşuna sene salmış oluruz ve hiç kimse de Mustafa Bey'in bahsettiği gibi bir netice elde etmeden çıkabilir. Bu hatırlanmayı yaptığım için bağışlayın. Sorulara gelince, sorularda vurgulanan bir husus şu, yapmış olduğum konuşmalarda İslami kaynaklardan örnek vermediğim veyahut da atıflarında bulunmadığım meselesi, yönetilen soruların muhtevası ve zamanın da azlığı olması hasebiyle önüm ve üzerinde durulmasında fayda gördüğüm hususlara işaret etmeye çalıştım. Esasında tasavvufi eserlerin hangisini açarsanız açın, bu eserler çok çeşitli özellikler arz eder. Mesela tümüyle tasavvufi adab ve erkana müteallık eserler olduğu gibi tasavvufla şer'i ilimleri bağdaştırmaya yönelik, yani tasavvufun İslam'daki yerini anlatmaya yönelik eserler vardır. Ayrıca bütünüyle felsefi ve çok üst düzeyce yazılmış eserler de vardır. Bu tür eserlerin hangisine bakarsanız bakın, izah edilen konular mutlaka Kur'an ve hadise istinad ederek izah edilir. Burada teferruata girerek şu konular isnat edilen ayet şudur, hadis şudur demeye de vaktiniz müsait değil. Ben tasavvufi eserleri örnek verdim. Tasavvufu öğrenmek isteyenler oralara baksın dedim. Oralara bakıldığı zaman her sayfasında o eserleri Kur'an'la, hadisle, sünnetle karşılaşacaksınız. Yani onu söylerken Kur'an'ı bir tarafa almış değiliz. Zaten İslami bir müessese olarak tasavvuf bütünüyle İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in örnek hayatını vesile etmiştir. Başka kaynaklarına gerek yok. Sorularla ağırlıkla izahı istenen meselelerden birisi de misafirimiz Ercüment Bey'in yapmış olduğu bazı izahların veyahut da göstermiş olduğu kaynaklardaki ifadelerin cevaplandırılması istikametinde bendeniz esasında şu toplantının gayesini gözünde alarak biraz da tasavvufi edebi, tasavvufi ahlakın bir gereği olarak burada konuşmacıların karşılıklı tartışması veyahut da sözlerini cevaplandırmaya kalkışarak birbirleriyle münakaşa ortamı içerisine girmesi doğrusu doğru bulmuyor. Çünkü münakaşa ortamına girdiğiniz zaman söz sözü açar, herkes bir şeyler söylemek ister ve hiçbir netice alamaz. Ama ben Ercüment Bey'i ilk defa burada tanıdım. Kendisiyle ilk defa burada müşerif oldum. Bundan memnun da kaldım. Çünkü gerçekten farklı sesler duymak, farklı görüşleri yakınla bizzat sahipten dinlemek güzel bir şey. İslam tarihi ilk dönemlerinden itibaren bugüne kadar İslam camiası tasavvuf konusu gündeme geldiğinde kabul edenler olmuş, etmeyenler olmuş. Tasavvufa şiddetle karşı çıkanlar olmuş, onu şiddetle savunanlar olmuş. Eskiden neyse
bugün de durumudur. Elbette her iki meşrebin, her iki görüşün temsilcileri olacaktır. Bunun olmamasını istemek ve düşünmek zaten eşyanın tabiatına aykırıdır. Onun için bizlerin bu her iki meşrepteki insanları da olgunlukla karşılamamız ve ortaya atacağımız düşünceleri de kaynağından, aslından tepki ederek inceleme esasımız gerekir. Ve değerli misafirimizin yaklaşımından, meselelere bakışından şöyle bir netice çıkardım. Bağışlasınlar, Ercüment Bey misafirimiz, yıllarda tasavvufu incelemeyle ilgili bahsediyor, söylüyor. Bu vesileyle eserini de kısmen okuma fırsatı bulduk. Bir kere hareket noktası itibariyle, meseleye yaklaşımı itibariyle baştan bir yol tutturmuşlar. Yani kesin bir kabulle işin başında tasavvuf denen şey tümüyle İslam'a aykırı, İslam'ın gayesinden saptıran ve İslam'da yerini olmayan bir harekettir. Bu temel kabulden, peşin kabulden sonra bu iddiayı ispatlamak için ne yapabilirim? Kimlerini bu gayeye vakıf olarak geçirmişler, en hak kendi iddialarına derin teşkil edebilecek böyle uzun gayret neticesinde bir takım unsurlarla yakalamışlar. Ama ben şöyle düşünüyorum, tasavvuf kültürünün, tasavvuf düşüncesi asırlar boyu ortaya çıkardığı şahsiyetler, eserler bütünüyle değerlendirildiği zaman, bütünüyle ele alındığı zaman sadece biraz önce ortaya koydukları örneklerle yetinmenin hiçbir zaman doğru olmayacağı görülecektir. Mantıkla, bu yaklaşımla İslam'a bakacak olursak, yani gerek tasavvuf konusu olsun, gerek başka İslam'ın ortaya çıkardığı başka meseleler olsun, bu mantıkla ortaya çıkacak olursak, tasvirimi bağışlayın, İslam adına İslam dar doğrusu, dar budak salmış, meyvesini vermiş bir ağaca benzetirse, İslam'ın meyvesinden arındırılmış, yaprakları bökülmüş, dalları budakları budanmış, hatta kabuğu da soyulmuş, kupkuru bir gövde haline getirmek gerekir. Yani siz tasavvuf kültürünün ortaya çıkardığı müesseseleri, düşünceleri, eserleri, şahsiyetleri tümüyle bir tarafa atarsanız, inanın İslam tarihi adına, İslam medeniyeti adına, İslam adına fazla bir şey bulamazsınız geriye kalan. Ben şimdi meseleye öyle bakıyorum. Değerli misafirimizin eserine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bugüne kadar İslam tarihinin yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetlerin birkaç tane örnek verelim. Ne Mevlana'sı kalıyor, ne İmam Rabbani'si kalıyor, ne Molla Camii'si kalıyor, ne Eylül Ağabey'si kalıyor. Efendim, tasavvuf düşüncesini benimseyen bütün ulemayı, alimleri, düşünce adamlarını tamamen yok kaldık ve gerekir. Yani İslam'a düşmanlık yapmış. İslam'ı hedefinden saptırmış kişiler olarak telakki ediyorsunuz. O zaman geriye ne kalacak İslam diye. Esasında İddia etmek kolay, bir insanı tekfir etmek veya da İslam adına kötülük yaptığını söylemek kolay. Ama işin hakikati ne olur acaba? Bugün en çok tehdit edenlerden bir Mevlana'yı göz önüne alın. Elbette Mevlana anlaşılması zor bir insandır. Ama aynı Mevlana ve Kur'an'ın kulu küresiyim diyor. Yine bir İbn-i Arabi'yi düşünün.
Selef geleneğine mensup, İngiltere'ye en meşhurlardır malum. Selef geleneğine mensup insanların tekfir etmekte sakınca görmedikleri İbn-i Arabi gibi bir zat, hayatına baktığınız zaman tamamen zühd ve takva içerisinde yaşamış, dini vecibelerinde en ufak bir gerçeklik göstermemiş ama herkesin anlayamayacağı için en üst düzeyde felsefi karakterde eserler yazmıştır. Tevkil etmek kolay ama anlamak zor. Bir de şu hususu ben hatırlamak isterim. Resulullah Efendimiz'in bir hadisinde buyuruyor ki bir insan bir kimseyi küfürle itham ettiği zaman eğer o vasıf o kimsede varsa ne hale? Yoksa onun yapmış olduğu o iddia kendisine rücu eder. Yani eğer o kimse kafir değilse hakikaten Allah korusun kendisi küfredilir. Bu hususta göz önüne alarak yapılan iddialarda, ithamlarda biraz daha temkinli olmak, biraz daha yapıcı olmak, hoşgörülü olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, sorulara dediğim gibi tek tek cevaplarız. Genel hatlarıyla bu minval üzere sorulmuş sorular. Eğer sorularına özel olarak cevap veremediğim bu konuştuğumuz var içerisinde sorularına cevap bulamayan kardeşlerim olursa bağışlasınlar. Kendileriyle zaten buradayız. Müsait zamanda daha geniş zaman içerisinde konuşmak herkese kapımız açık. Merak ettikleri hususu samimiyetle, hüsniyetle daima konuşabiliriz. Bildiğiniz kadarıyla her şeyi bildiğinize iddia etmiyoruz. Bildiğiniz kadarıyla cevap vermeye her zaman hazırız. Teşekkür ederim. Evet, Osman Bey'e ben de teşekkür ederim. Yani insan zamanından önce bitirdiler. Şimdi sorulara cevap verme sırası Mustafa kardeşim. Bitirmedim hocam. Çok daha tasnif etmedim. Beni sona bırakın hocam. Hocam çok. Beni sona bırakın. Konuşsun. İstediği kadar konuşsun Ercüment Bey. Müsaade ediyorum hocam. İstediği kadar konuşsun. Diyorsunuz da ben etmiyor mu? Benim şeyim hocam, yani. Öyle olsun. Kusura bakmayın. Evet. Yani siz konuşacak mısınız yoksa konuşmayacak mısınız? Hocam ben sonunda konuşmak istiyorum. Sonunda konuşamazsınız. Beni olur, konuşturmadınız o zaman. Ben de konuşamazsam o zaman konuşmam. Evet. Öyleyse. Mikrofonu alabilir misiniz? Şunu verir misiniz? Mikrofonu. Evet, yönetici olmak da zor ya. Gerçekten zor. Ben hiç vaktinizi almayacaktım ama konuşmanın sonunda birkaç dakikanızı da bana lütfederseniz çok memnun olacağım. Benim de söyleyeceklerim var bu akşamki şey hakkında. Buyurun. Ben muhterem Nazif Bey'in bana misafirliğinin hürmetine imtiyaz gibi biraz daha fazla vermeyi lütfettiğimi süreyi hak olarak görmüyorum şahsen ve kullanmayacağım. Yani cevaplar için yani konuşmacı 15 dakika kullanacaksa ben de o kadar kullanacağım. Kimseden farklı olmayı sevmedim. Yok 20 dakika şimdi ben sevmiyorum. Neyse yani 20 ise 20. Burada gelen sorular Nasip Bey'in de ifade ettiği gibi bilmiyorum diğer arkadaşlar muhakkak peşe geldi. Şurada bir 20 dakikada, 120 dakikada dahi hakikaten anlaşılır şekilde cevaplandırılması mümkün olmayan sorular. Yalnız benim daha evvel muhtelif şehirlerde verdiğim konferanslar, katıldığım paneller ve tartışmalarda da aynı duruma düştüğüm oldu. Yani mümkün olmadı zaman açısından, imkan açısından. Şu imkanım var,
İşte 13 yıldır yayınlamakta olduğumuz ve 180. sayısı çıkmak üzere bulunan Kur'an sergisinde cevaplayamadığım soruları cevaplıyorum. Yani götürüyorum burada cevaplayamadıklarımı, zaman içerisinde Nebi'nin de hacı ailesinde kalarak mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Şunu biliyorum ki ben bir insandım ve elbette ki Allah'ın elçisi değil, yalnızca kullarından bir kul. Herkes gibi ben de annemin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkarılanlardan. Daha sonra Allah'ın verdiği aklı kullanarak hukukçu olmama rağmen ne küçükken Kur'an kursuna gittim, ne İmam Hatip'e, ne bilmem ne, ama 36 senedir Profesör Mehmet Hatipoğlu'ndan, İsmail Cerrahoğlu'ndan, Talat Koçin'den, Mehmet Maksudoğlu'ndan, ben emsal bir sürü arkadaşlarım var, hayatımız onlarla birlikte geçti. Ben hayatımı İslami çalışmalarla geçirdim, tasavvuf araştırmakla değil. Zaten tasavvufu bir ömrü kendisine verecek bir yerde de görmüyorum. Kim hoşuna giderse gitsin, gitmezse gitmesin, hiç umurumda da değil. Allah'ın hoşuna gitsin bir şey. İnsanlar gitmiş, gitmemiş, hiç önemli yok. Yalnız sorulan sorularda ortaklık arz eden bazı şeyler var ki Erzurum'la yakından görüşemiyor, konuşamıyoruz. Bundan 13 sene evvel bir kere özel arabamla üç arkadaşlarımızla İran'a gidiyorken 2 Haziran 1980'de burada 2 gün kaldık. Çok eski bir arkadaşım Yusuf Ziya Kavakçı, Şerafettin Gölcük, benden pek bir şey olmasa rağmen İhsan Süreyya Hoca'nın Allah razı olsun bizi misafir eden muhtemelen evine geldiler, görüştük ve ondan sonra da yolcu yolunda gidelim dedik. 2-3 sene sonra kendi arabamla ayağımda başkalarıyla yine gittim. 10 yıl içerisinde ikisi resmi davetli 6 kere bir yana gittim. Ve toplam 160 gün kaldım, araştırdım, ayet-i bahlarla görüştüm. Yani dünyada ses getiren bu olayları, yanındaki İslami derin denilen olayı yakından görmek, yakın hasıl etmek için yaptığım seyahatlar. Şimdi yakından görüşüp konuşmak için insanların birbirlerini anlamaları, dinlemezlerse anlamaları, anlamayınca da anlaşmaları gerçekten mümkün olmuyor. Hatta aynı dili konuşan iki insan arasında geçen bir konuşmada dahi düşüncelerinizi ifade için kullandığınız kelimeler, kafanızdaki karşılıkları da aynı anlama gelen kelimeler değilse, aynı kelimeleri kullanmış olmanıza rağmen birimizin, diğerimizi yani muhatabımızı anlamamız mümkün olur. Anlaştık, birbirinizi anladık ve anlaştık sanıyorsunuz. 4 adım sonra siz o yana, o bu yana, diyor, vay nasıl, nasıl olur filan gibi de tutanlara uğruyoruz. Bunun için insanlar reddedecek olsun sonuçları veya kabul edecek olsun. Yakınlık duyacak veya uzaklık gösterecek olsun. Hep halinden muhatabını dinlemeyi bilmeli. Kulağını vermeli ne falan olur diye. Ayrıca Allah-u Teala diyor ki hak sözü işitip de kulak verenler yok. İşte onlar için cennetlerin altından ırmaktan kalemler yazılır. Demek ki hak sözü duyduğu zaman kulak vermek müminin, Müslümanın tarih vasıflarından, bariz sıfatlarından. Bu bakımdan ben kendimi hakkında tereddüt edilen, halbuki 180 sayıdır ki saymaya kalksanız bu kadar sayı devam etmiş dergi de onu bulmaz Türkiye'de salak ne salak. Devam eden dergilerde her sayıda 4-5 makale çıkıyor. Kur'an'ı kavramları temsil etmeye çalışıyorum. Ben dediğim gibi Allah'ın elçisi değil, yalnızca bir kulluyum. Dolayısıyla bana vahiy gelen, kimseye de şimdilerde gelmediği gibi en son kendisine vahiy gelen kimsenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna inanıyorum. Müslümanın da böyle inandığına inanıyorum ayrıca. Ama kimileri çıkıyor, bana da vahiy geliyor diyor. Risalet Nurları'da 68 sayfa bir kitap almış oluyor ortaya. Bunların hepsi vahiyden oluşuyor diyor. Buraya da gelmiş konuşmuş, herhalde oldu diye bir vatandaş. Tarih boyunca çok mehdi iddiasıyla çıkarılmış ama ne hikmetse hiçbiri de sonuç mehdi olmamış, boyuna çıkıp duruyor. Kısaca benim anladığım şey şu, efendim, Müslümanlıkta. Müslüman demek kesinlikle hevasına değil, vahye teslim olmanın adıdır. Kısa ve özgür cevaplar istiyorum ki çok cevap sıkıştırabilirim. Vahye teslim olana Müslüman.
Yoksa şunu söylediğine, kendi havasına, makama, şehvete, varlığa, başa çekilir. Yalnızca vahye, yani vahyi sahibi Rabbine, emir ve nehirlere teslim olan Müslümanlar. Sünnete gelince bu itibarla kitap, yani Kur'an-ı Kerim, hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hem de Müslüman olan herkesin başının mutlaka tacının da en büyük elmasına oluşturur. Sünnete gelince benim şahsen katılırsınız, katılmazsınız, anlayışım şu. Kapsamlı eskileri tabiriyle, ağyarın mani, efradın cami tarifiyle, Kur'an'ı ahlak edinmeye de sünnet, bu sünnetin kârını de Müslüman değil. Bu tarihi kimse aykırılayamaz, teksit edilmez kanaatine. Neden de istersen eder meşesin. Eskendi kanaatından sözünle ve de ulaşımdan sonuç olarak durur. Bu tarihi içerisinde diyorum ki, Kur'an'dan kaynaklanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptıklarının tümünü Kur'an'a ahlak edilmeyi yapmak, sünnete uymak. Sünnet budur, yoksa deveye uymak değil, entare uymak değil, bunlar hiçbir kuralları için beni bilmek gerekir. Kur'an böyle söyler, Kur'an'da komşusunun hukukuna riayet etmenin sünnet olduğunu görüyoruz. Peygamber böyle yaptığını görüyoruz. Hayvanlara götürebileceğinden fazla yük, yüklememenin insaflı olduğunları da düşünmenin sünnet olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda farklı olduğunu görüyoruz. Benim anlayışım. Hadise gelince kısa kısa. Hadis bugüne kadar alemin cahili, sokaktaki halkından kitap okuyanların genelde anladığı ya da anlatmaya çalıştığı gibi olmadığı kanalında. Yani hadisi ben acizane incelemelerinin sonucu şöyle diyorum, anladım. Yanılabilir insan ama kanaatim bu. Allah'a emanet, Allah biliyor, bundan saklamamı da anlamıyor. Çünkü günahı veya sevabı kullar yazmıyor. Allah yazdırıyor örneğin. Hadis, peygamberin sözü değil, peygamberin söylediği, söylenen sözlerdir diye tanımlıyor. Ve bu tanım çerçevesinde lütfen biraz dinleyin, yine söyleyin, düşünün muhakkak. Herkes konuşmaya koyabilirim. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hadis, yani bu tanıma uygun olarak Peygamber'in söylediği söylenen söz hep tartışılmış. Örneğin, Ebu Hureyre diyor ki, Peygamber'i buldum, ona sordum, bilmem ne, bana dedi ki işte, insanlardan kimi görürsen de ki, ya ilahe illallah diye kurtulmuştur. Ben de koşura koşura gelirken, katladım oğlu Ömer'i gördüm. Ona dedim ki, ya Ömer, ya Ömer, Resulullah böyle buyurdu. Böyle deyince diyor Ömer, elinin tersiyle vurdu, elini arkamıştı. Yereli, sonra eğildi, yakamdan tuttu, götür Resulullah'a beni. O böyle söylemez dedi, diyor. Ve geldi işte Peygamber'e, ya Resulullah sen buna böyle böyle mi söyledin? Bunu da kendi rivayet ediyor, hadis-i lafa. O da evet dedi. Peki dedi diyor, Ömer hala yakam bırakmıyor diyor. Namaz kılmak ne olacak ya Resulullah? Haramlardan uzak durmak ne olacak? Komşu kutuna riayet ne olacak? Komşu ne olacak? Yani İslam'ın güzel şeyleri Resulü. Resulullah dedi ki diyor, Ebu Hureyre bak Ömer'in dediklerinde ilave etmeyi unutmadı diyor. O zaman hatta onu oraya bıraktı. Yani bununla şunu demek istiyorum. Kısaca bu örnekten asıl kastım bu ayrı durumunu anlatmaktan ziyade. Hadis diye yani Peygamber böyle söyledi, söyledi denilen sözler daha Peygamber hayatta iken eleştirilmiş. Yani de has Müslüman bildiğiniz işte Ömer'in bir başlattığı o gün bugün, örneğin elinizdeki Bukhari'lerin üstünlerini açınız. Evzai'lere bakınız, Nesai'lere bakınız. Hepsi anlatıyor. Mesela Sahih Müslüm'ün mukaddemesine diyor ki, İmam Müslüm, ben kitabıma aldığım hadisleri 1 milyon hadisi içinden seçtim diyor. 3300 hadis var Müslüm'de. 996.760. Demek ki, demek ki, bana sorulan sorulan sünnet anlayışınız diyor, hadis anlayışınız bilmem yani ihtimalle. Bunları sabaha kadar cevap bulmak da mümkün değil. Allah güç verse, müsaade de etseler anlatmaya çalışır. Evet. Şimdi, düşünen kimselerin, bilen kimselerin, bazı konularda isabet eden kimselerin birleşmelerine, alimler olursa alimlerin icmağı, fakirler olsa fakirlerin icmağı, müştehitler olsa müştehitlerin icmağı gibi başına sıfat getirerek kullanmaya geldiği
Bugün de bunun modasını geçmediğini sabredemiyoruz. Yani bunu görmemek mümkün mü? Kıyas her zaman yapıla gelmiştir. Her zaman yapılıyor. Mesela müşrikler peygamberi gelip şükleri mi gireceklerini bu kadar da ileri gitme, atma, deri gibi haşa itiraf edip de Allah bile onlara mukayese etsinler diye sizi yoktan var etmeye kadir olan, öldüğünden sonra dirilmeye mi güç yetirebilecek diye açık açık mukayese yani kıyas yapmaktadır. Ki akrensinler de anlamadıkları şey yapmasınlar. Bu bakımdan ne kıyastan durabiliyor insanlar, Müslüman böyle Müslüman yani her bütün dünyada. Kimsenin bunları reddetmesine söz konusu değil. Bizden evvel gelip geçmiş büyüklerin, doğru söz söylemiş, doğru yolda yürümüş insanların bize bıraktıklarını yok sayma kadar beyinsizlik olamaz. Dikkat edin, şunu demek istiyorum. Bize kalan miras içinde bakarız. Eğer hala yer kullanılacak tazeliğini, yeni yeni koruyan varsa alırız ama size soruyorum Allah rızası için. Ebu Hanife Hazretleri 1200 sene evvel yaşamış. Kendisine 1200 sene sonra gelecek, yaşayacak biz Müslümanların sorunlarını çözmek de mi ona vacipti, İmam Şafii'ye vacipti, Sütüren'in Sevi'ye vacipti? Yok. Biz ne güne duruyoruz? Onlar çalışmış, çabalamış, uğraşmış, bir şeyler kalmış. Biz de bugün 5 lira, bu hani 15 Şafii, 25 neseyi çıkarsa kötü mü oluyor? Yani şu toplum bu yerden daha yukarı çıkmaz mı? Ama uğraşmazsanız, nesne edilmez. Kafa yormazsanız elbette erbabını çıkaramazsınız herhangi bir iş. Öyle değil mi? Yani üstünde durursan bir tek çalışılarak kazanılamayacak mevki var ki o da peygamberliktir. Peygamber olacağını kimsenin çalışmayla kendisi seçmiyor. Allah-u Teala biliyor, seçiyor. Peygamber seçildikten sonra çalışıyor. Kendine verilen görevi yerine getirmek için. Onun dışında her iş, pilotluktan müştehitliğe, fakirlikten mühendisliğe, makinacılıktan bilmem depremi yapmaya kadar her şey uğraşırsanız, üstüne düşerseniz, akıl verir, emek verirseniz, akliyetiniz, kavrayışınız çerçevesinde öğrenilir. Başka yolu var mı? Sünnet-i Mahdur. Ama bir toplum olarak biz Kur'an'ı anlamayıp ona dokunmayalım. Ve bu hani herhalde bizlerde onu nereden anlayacağız? Bilmem sünnetten nasıl anlayacağız, hadise nasıl bakacağız diye diye mahallenin imamına kalınca toplum gelir yarız ama hiçbir kıymet harbiye etse yok. Bu size neşe mi veriyor, övünç mü veriyor? Biz de peygamber zamanındaki Müslümanlar gibi olsak dolu dolu da böyle gümbür gümbür o gün de süper güçleri var İran ve Bizans. Onlara kök söktürsek biz de bugünün süperlerine kötü mü olur beyler? Bu bizim için anlamımızı ağırtacak iş mi olur yoksa yüzümüzü yere baktıracak iş mi? Bu önemli. Birlik Allah'ın dini üzerinde, tevhid üzerinde olursa önemli. Yoksa herkesin takım şeylerde birlikleri kuruyor. Ya mesela bakıyorsunuz kimisi Admirisinden İstanbul'suna kadar Galatasaraylı olmakla birlik kuruyor. Galatasaray galip geldi mi cim bom bom güm 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 diye bakıyorsunuz ne kadar Galatasaraylı var. Üçü, bir yüzden gibi fakiri hepsi yola düşüyor. Bu birliği ne anlamı? Yani Galatasaraylı olmak değil mesela. Efendim, 1 milyar kişinin bilmem neyin üstünde birlik olmuş. Bu birliğin Allah katında önemli var. Allah katında önemli olan birlik yani vahdet, kelime-i tevhid üzerinde, vahdet, tevhid akidesi üzerindeki birliktir. Allah'ın kitabını ahlak edinme üzerindeki birliktir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kitabını ahlak edinme sünneti üzerindeki birliktir. Hak üzerindeki birliktir. Dikkat edin mesela niye birleştiriyoruz filan demiyorum. Ne olur kızmadan bilmeyin, bir şey soracağım. Siz bugüne kadar Allah rızası için benim tanımadığım şey, mülk, Allah mağfiret etsin, Said Nursi'yle de görüştüm 1959 yılında Ankara. Şunu gördünüz mü? Hep bize soruyor. Biz o atletler birçok insan var. Ben Nasuhi bilmem ne, Mehmet Efendi, Ahmet Efendi, Mahmud Efendi'nin Hacı arkadaşı da. Hani hiçbir şey işte. Hiçbir şeyin diğerinin ayağına gittiğini gördünüz mü? Hiçbir tarikatın diğeriyle birleştiğini gördünüz mü? Diniz varınız Allah için cevap verin. Olmuyor, dikkat edin bakın. Böyle olmuyor. Yani madem ki bunlar tevhid üzerinde, Allah'ın dini niye ayrılıyor bakıyorsunuz bir tarikat işte şeyci ölünce falan filan olur falan filan olur. Sonra bacağın ne için var? Niye dalgalar sarıyor da güçlü bir beden olmaya onlar çalışmıyor madem bizden nasıl Müslümanlar? Dikkat edin. Biraz yani sağlıklı mı muhakeme edelim? Ben bana verilen süre durumu ne dedi? Hepsi kadar. Ya bu bazen böyle
adrette hesap edebileceğiz hepimiz. Lütfen. Allah bana sormayacak mı alimlere sorup da? Allah'ın da bilmesi gereken şeyler var. Allah olsun, hava olsun, herkes ilkutatından ve amellerinden suale çekilmeyecek mi? Komşumuzda da riayet ettin mi, etmedin mi? Namazını kıldın mı, kılmadın mı diye Ebu Hanife'ye sorulacak da bana sorulmayacak mı? Sana sorulmayacak mı? Ona sorulmayacak mı? O zaman ne farkımız var? Hepimiz Allah'ın kuluyuz. O bakımdan en azından şahsi amellerinize tarif eden ilmi öğrenmek, kendinize yetecek kadar mı öğrenmek zorundayız? Herkes doktor olmayabilir, olamayabilir. Herkesin doktor olmasına lüzum da yoktur. Ama bakınız, tıp iki türlü. Bir, koruyucu hekimlik, bir de tedavi edici hekimlik var. Koruyucu hekimlik, insanların sağlığını korumak için cereyanla kalmaması, soğuk su içmemesi, dengeli beslenmesi, vaktinde uyuması, efendim, kendine dikkat etmesi gibi şeylerdir. Şimdi her insan, fakir, zengin, alim, cahil, sağlığını korumanın ilkelerini bilmeliyken hastalanması. Bütün buna rağmen hastalanırsa da işte o zaman içimizde bazı kifaye kabulüyle bulunan doktorlar, yani bu işin halimleri, bunun hastalığı tedavi etsin. Asıl olan biyolojik açıdan sağlığı korumaktır. Dini açıdan sağlığı korumak da herkesin bakkaldı, eczacıydı, hukukçuydu veya nalbaktı, hiç fark etmez. Müslüman diyor, aklı var, dini mükellefi yok. Bu adam kıldığı namazı neye göre kıldığını bilmeli. Tuttuğu orucun hangi ayeti dayandığından haberi yok mu? Bunlar boş işler değil ki. Öğrenmek istemezse de insan öğrenemez. Yoksa öğrenmek için fakültelerde öğretmiyoruz ama ya fakülteler okumak gerekmiyor. Bakıyorsun, Ömer İbn Hattab hangi fakülte mezunu? Hazreti Ebu Bekir hangi akademi mezunu? Bunları kıza teşvik olur ama akıl var ya, öğretilen onurlar var ya, o durumlara kulak verdiniz. Düşündünüz mü? Aklınız ne oluyor? Kalbinizle mutmain oluyor ve iman ediyorsunuz. Yani şüphesiz bir şekilde inanıyorsunuz. Gereğince de amel ediyorsunuz. İşte böylece ya eyyuhallezine amenu ve amenü salihatını gerekmesi yerine getirmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar daha evvel de tartışmışlar. Biri diğerinden farklı düşünmüş. Bu arada birbirini anlayışla dinleyenler olduğu gibi dinlemeyen, bağıran, çağıran, hatta tarihte Şafilerle Hanefiler birbirlerine bizim imamımız daha yüce, sizin imamımız daha yüce bu düşünce çektikleri yazıyor. Tarih kitaplarını ben yazmıyorum. Ama bunlar doğru işler değil. Bakın mesela Ruslar Afganistan'da iken, işgalciyken bütün Müslüman gruplar, hizipler hep Ruslara karşı, Sovyet Asya'ya karşı savaşıyor. Hepimiz memnun oluyor. Hatta kimilerimiz ta oralara gidip gücümüzün yettiği kadar ben Ankara'da, ta o yıllar, 79 yıllar, dünyanın yardımını topladım, yetişeceğimiz. Bilmiyorum ya, Türkiye'de dünya kadar adam kitledi bu konuda, ne yapabiliriz? Bugün Bosna Hersel'de yapmak istediğimiz gibi Allah yardımcımız olsun. Ehli, yani Ümmet Muhammed'in. Bunu hep istiyoruz. Fakat bakınız, doğru dürüst bilgi üzerinde, yani kitabın buyurduğu ilkeler üzerinde birlik olmamanın sonucu Sovyetler gitti, birlik bitti ve birbirlerini kırıyorlar. İnanın, Rus askeri çekildikten bu tarafa Afganistan'dan Müslümanların karşılıklı birbirinden öldürdüğünün sayısı işgal sırasında Ruslar karşısında öldürülenlerden fazlalar. Bunun hesabını soruyorum. Ne edecek bu adamlar? Hesaba çıkmayacak mı? Biriktirdikleri. Biz de bu duruma düşünelim, düşünelim diyorum. Yani bunlar ders olmalı, ibret olmalı. Bizim aklımızın başında toplamamızı, Allah'ın tevhid üzerinde toplamamızı sebep olmalı. Birbirimize bağırıp çağırmakla bir yere varmayız ki. Anlamaya çalışalım. İnsanız. Bana vahiy gelmediğine göre benim söylediklerim kimseyi bağlamaz. Düşünür, taşınırsın. Muhakkak görüyorsan, kitabı, sünnete uygun buluyorsan, ben doğruya benziyor dersin. Değilse de atarsın der. Kimse kabullenmek borcu yok. Ama Allah'ın Resulü öyle değil. Ona vahiy geldiği için, ona geleni ben şunu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum dedim mi olmuyor. Çünkü Allah şunu doğru söylemiş, bunu yanlış söylemiş demiş oluyorsun. Allah'a böyle eksiklik yanlışlık isaf edip de hala da Müslüman kalmak mümkün olur. Fakat bizler kendilerine vahiy gelen insanlar değiliz. Efendim, hepinizden Allah razı olsun. Bir hadis size hatırlatmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini hepiniz bilirsiniz. Öyle sanıyorum. Neden? Çok yaygın. Pehlivan, asıl pehlivan başkalarını yenen değil. Asıl pehlivan nefsini yenendir. Buyurmuş Allah'ın Resulü. Allah rızası için nefsinizi ve nefsimizi ben de dahil hepimiz
yenmeye çağırıyorum. Eğer hakka çağırmıyorsan reddedin. Fakat söylediğim haksa, lütfen kulak verin, hak olduğu için, ben söylediğim için değil. Allah hepinizden razı olsun, hepimizin her geçen gün daha çok onu razı eden kullarından olmamıza yardımcı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Bir arkadaşımız, çok affedersiniz hocam, bu soruları inanınız İktibas sergisinde cevaplayacağım, hiçbirinde eksik bırakmayacağım. Ergümet Bey kardeşimizin soruları cevaplandırmasını temin etmiyorsunuz. Neredeyse beni belki de haklı olarak itham ediyor. Fakat o kadar fazla soru geldi ki onların cevaplandırmasına şahsen imkanı olmadığına inanıyorum. Lütfen, lütfen. Efendim, deminden beri söylediklerim sizi temin ederim. Dilerseniz, eğer ümmiyet yetkilerinde vaktin müsait olduğunu söylüyorsa, ben sorularınızın tümünü okuyayım ve ne kadarına müşterek payda olarak cevap verdiğini lütfen siz de görün. Yani belki bu arada birinizin bir şahıs, üçünüzün, beşinizin bir şahıs sorusuna cevap vermemişim ya, konuştuklarında ona cevap bulamamış olabilirsin, bu doğru. Ama genelde inanın şunların hepsini dikkat ettiyseniz, arkadaşlarımız, muhterem arkadaşlarımız konuşurken ben dikkatli okudum. Çıkardığım ortak faydalar oldu, şuraya notlar aldım. Böylece dedim, yani şunlara cevap verirsen birçok soru sahibinin sorusunu cevaplamış olurum. Buna rağmen siz hala benim odunum da odunum diyeniniz varsa ben ne yapayım? Yani Allah size de bana da selamet versin diyeyim, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Mustafa Bey, sorular cevaplandırmasın. Aziz dinleyenler. Ben de Osman Bey kardeşimiz gibi Ercüment Bey'i ilk önce tanıyorum. Kendisinin önceden yazılarını okuyoruz. Özellikle yeni çıkan kitabıyla tanıyoruz. Kendisini çok açık ve mert konuşmuş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Kanaatini gizlemiyor. Takiye yapmıyor. Fakat kitabında yazılı şekliyle sivri şeyleri de pek sizin huzurunuzda konuşmadı. O da belki cemaati iyice tahrik etmemek istiyor galiba. Her ne kadar bir arkadaş benim cemaati tahrik ettiğim konusunda bir uyarı gönderiyorsa da, şimdi bakınız, lütfen dinleyiniz. Sabırla dinlemek gerekir. İlim de münakaşa esastır. Fikri kabul etmesek bile dinlemek, ondan sonra da tenkit etmek, cevabını istemek, o da sizin hakkınızdır. Hem Ercüment Bey'den, Osman Bey'den, bizden ve hocamdan çıkışta ferdi olarak alamadığınız soruların cevaplarını isteyebilirsiniz. Şimdi ben de diğer konuşmacılar gibi sorulan soruları gruplara ayırdım. Hepsine toptan birden cevap vermek icap ediyor. Fakat Ercüment Bey mertçe sünnet hakkındaki, hadis hakkındaki kanaatini dinledikten sonra şunu söylemek istiyorum müsaadeleriyle. Öyle tahmin ediyorum ki sünneti geleneksel bir şekilde kabul etmemek, yani öteden beri ilmi silsile itibariyle geldiği şekilde kabul etmemek, Kur'an'ı istediğimiz şekilde yorumlamak içindir. Bu da yanlıştır. Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Bir, ikincisi Kur'an'da olmayan hükümleri vaz etmektedir. Ashab'dan İmran bin Husayn anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
hadis-i şeriflerini rivayet ediyorum. Birisi diyor ki, ey Ebu Nüceyl, bize Kur'an'dan anlat. İmran adama şu cevabı verdi. Sen ve arkadaşların Kur'an okuyorsunuz. Bana söyler misin? Namaz ve namazla ilgili hükümler, rükünler nelerdir? Keza, altın, deve, sığır gibi çeşitli malların zekatları ne kadardır? Deyince adam sustu diyor. O zaman buyur, sünneti de anlat, peygamber hayatını da anlat, dinleyelim dedi de ona İmran bin Hüseyin gerektiği şekilde anlattı. Sonradan bu şahıs bu ikazı uygun buldu. Kendisini ilme verdi, fıkha verdi, hadise verdi ve büyük bir fakih oldu. Siz Kur'an'da devlet idaresiyle alakalı herhangi bir şey direkt olarak bulabilir misiniz? Bulamazsınız diye, yani İslam'da devlet idaresi yok mudur? Halife yok mudur? Kadi yok mudur? İslam'ın devleti olmayacak mıdır? Sünnete bakış açısını mert olarak konuştuğu için biz de kendi açımızdan kabul etmediğimizi beyan edelim. Çünkü sünnete bu şekilde bakmak İslam'ı temelden sarsmak manasına gelir. Ercüment Bey'in mertçe konuşmasını takdir ediyoruz ama tenkidimizi de yapıyoruz. Arkadaşlar diyorlar ki, tasavvuf dediniz, Resulullah döneminde var mıydı gerçekten? Şimdi çabuk çabuk konuşup hepsini cevaplandırmak durumundayız. Cibril hadisini hemen herkes biliyor. Çünkü çoğunuz talebesiniz, üniversite talebesi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine birisi giriyor. Sahabe-i kiram tanımıyorlar onu. Oturuyor Efendimizin dizinin dibine. Ya Resulallah, iman nedir diye soruyor Peygamberimize. Efendimiz ona imanı tarif ediyor. Ondan sonra sadakta ya Resulallah, doğru söyledin diyor. Sonra İslam nedir ya Resulallah? Efendimiz İslam'ı da tarif ediyor. İslam'ın şartlarını sayıyor. Doğru söyledin ya Resulallah. Sonra ihsan nedir diye soruyor. Efendimiz de ihsanı tarif ediyor. Senin Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan o seni görüyor ya. Ona da doğru söyledim diyor ya Resulallah. Kıyameti soruyor. Peygamberimiz de sorulan, soranında herhangi bir fazla bir şey bilmiyor. Bu mahalle cevap verdikten sonra zat çıkıp gidiyor. Sahabe-i kiram soruyorlar. Ya Resulallah, bu kimdi? Peygamberimiz cevap veriyor. Bu Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi. Bakın dikkat edin. Dinin içerisinde iman var, İslam var, yani bizim amel dediğimiz, şeriat dediğimiz konu var. Bir de ihsan var. İhsan, ibadetleri ihlas ile, takva ile yapmaktır. İhsan, İslam'ın emirlerini, Allah'ın ve peygamberlerin emirlerini ta nafilesine kadar tenzihen, tahrimen mekruhundan kaçıp, tenzihen mekruhundan kaçıp da mübahı konusunda da düşünceye varıncaya kadar yapmaktır. Ama bu efendim zor geliyor diye tasavvufa karşı çıkmamız doğru olmaz ki. Yapamıyoruz diye tasavvufa niye karşı çıkalım? Fakat ne dedik? İhtiyaridir. Başkalarının dediği gibi tasavvuf illa gereklidir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Onları biz söylemiyoruz. Tasavvufa İmam Rabbani Hazretlerinin gözlüğüyle bakmak, onun çizgisini takip ettirmenin uygun olacağı kanaatindeyiz. İçma dediniz, öyleyse demokrasi de İslam'da var diyorsunuz. Biz demokrasiyi müdafaa etmedik. İcma fıkıh kitaplarında vardır, usul kitaplarında vardır ve icmanın tarifi vardır. Demokrasi İslam'da yoktur, İslam'da demokrasi değildir. Tasavvuf sonradan çıktıysa diyorsunuz, bid'at değil mi? Bakınız, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi. Bid'atı yanlış anlıyoruz, yanlış anlatılıyor. Buyuruyor Efendimiz, men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruhu. Kim İslam'da güzel bir sünnet edinirse, güzel bir sünnet ortaya koyarsa onun ona ücreti vardır. Ve bu sünnetle amel edenlerin, kendinden sonra amel edenlerin de ücreti o şahıs üzerine havale edilmektedir. Ve yine kim İslam'da bir seyyiye ihdas ederse onun da ona günahı vardır. Ondan sonra yapanların günahı da ona gelecektir. Bid'at ile İslam'da herhangi bir sünneti var etmenin,
İslam'da herhangi bir güzel işi ortaya koymanın bir olmadığını, bunları ayırmanın gerektiğini vurguluyorum. Arkadaşların, soruyu soran arkadaşların bid'at konusunda biraz daha kitap okumalarını tavsiye ediyorum şahsen. Kaynaklar diyorsunuz. Yani şimdi bakın, soruları alırken hem seviniyoruz hem de ben şahsen üzülüyorum. Çünkü soruyu soran arkadaşlarımızın İslam'ın ana kaynakları hakkında bilgisi olmadığı ortaya çıkıyor. Allah varsa diyor Resulullah nasıl hüküm koyar? Bu soruyu soran insana burada ne demek gerekir? Ne anlatasın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm koyar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda söylediği güzel bir hadisi şerifi nakledeyim. Haberiniz olsun, bana kitap ve onun kadar bir başkası, yani sünnet verilmiştir. Haberiniz olsun, koltuğuna kurulmuş karnı tok birilerinin şöyle diyeceği gün yakındır. Size Kur'an yeter. Helal nevinden onda ne varsa onları helal bilin. Haram nevinden onda ne varsa onları da haram kabul edin. Böyle diyenden sakının diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli eşek eti size helal değildir. Vahşi hayvanlardan da parçalayıcı dişler olanların eti size değildir. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerif olarak Ebu Davud'dan almışız. Muhakkak ki, Peygamber öyle buyuruyor, muhakkak ki Resulullah'ın haram ettiği aynen Allahu Teala'nın haram ettiği gibidir. Şimdi Resulullah'ı İslam'da kanun koyucu olarak kabul etmemek İslam'ın temelini sarsmaktır. İslam'ın temeline dinamit koymaktır. Efendim. Öyle ayet okuyorsunuz. Allah'a itaat eden Resul'e itaat eder, Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Şirkle itham etmek doğru mu? İyice parçalamaz mı diyorsunuz? Biz şirkle itham etmedik. Ama itham edenler bunu kendilerinin düşünmesi lazım gelir. Biz Ercüment Bey'in tenkitlerine karşı değiliz. Bakın, tenkit gereklidir. İlimde bu olmalıdır. Müslümanlar birbirlerini yola getirmelidir. Benim yanlışımı hocam düzeltirse hayat boyunca minnettar kalırım. Ben de bir başkasının yanlışını düzeltirsem o da bana minnettar kalmalıdır. Ama tekfir etmek, şirkle itham etmek bu doğru değildir. Bu konuda bunu yapanlar düşünmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor. Kıyamete kadar müstakim bir ümmet gelecektir. Yani zaman olmayacak ki o ümmetin bulunmadığı bir an olsun. Geleneği sorgulayıp da geleneği reddettiğiniz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifiyle ters düşersiniz. Cihad etmişler mi diyor tarikatlar? Rahat rahat yatmışlar. Öyleyse tasavvuf tarihini bilmiyorsunuz. Daha yakın zamanda Ömer Muhtar'a, Şeyh Şamil'e bakmanız gerekir. Biraz önce Osman Bey dedi Moğollarla kimlerin savaştığını. Düzen tarikatları destekliyor diyorsunuz. Buna ne dersiniz? Desteklenenler varsa biz ona karşıyız. Ama bunu nasıl iddia edeceksiniz? Nasıl ispat edeceksiniz? Ha, ispat ediyorsanız biz ona karşıyız. Bakın, biz herhangi bir tarikatı, herhangi bir şeyi, herhangi bir müridi parçacı olarak müdafaa etmiyoruz. Bizim müdafaa ettiğimiz tasavvuf geleneğidir ve ilim geleneğidir. Hüküm yalnız Allah'ın diyorsunuz. Ayet yazmış arkadaş. Resulullah'ın ve alimlerin hükmü nasıl kabul edilir? Bunlar olacak şeyler değil. Bakın, İslam'da üç otoritenin söz hakkı vardır. Allah'ın söz hakkı vardır, Resulullah'ın söz hakkı vardır, bir de alimlerin söz hakkı vardır. Bugünkü tarikatların bazı açmazlarını, çıkmazlarını yazmışlar. Arkadaşlar, biz bugünkü tarikatları müdafaa etmiyoruz. Bugünkü tarikatların, şeyhlerin söyledikleri içerisinde doğru olanlar da vardır, yanlış olanlar da vardır. Kıstas Kur'an'dır, kıstas ana kaynaklardır. Oralara vurulduğu zaman uymayan tarikat değil, şahıs bile olabilir, dernek bile olabilir, müessese bile olabilir, geçmişteki herhangi bir mezhep bile olabilir. Geçmiş mezheplerden
Abbasi sultanlarının desteklediği mezhepler vardır. Ehl-i sünnet mezhebine karşı Mutezile'yi desteklemişlerdir. Bakın, koskoca Abbasi sultanlığı desteklediği halde Mutezile mezhebi tarihe karışmıştır. Niye? Çünkü hak değildir. Hak olmayan bir şeyi dünyanın bütün güçleri birleşip de müdafaa etseler koruyamazlar. Hakkı temsil etmediği için kaybolmuştur ama ehl-i sünnet mezhepleri bugüne kadar gelmiştir. Diyor ki birisi, biz tasavvufu batın ilmi biliyorduk, siz şeriatın kabuğu dediğiniz, bu nasıl olur? Tasavvuf sana göre batın, senin iç dünyanı aydınlatmak ama şeriatın zahirinde bir kılıftır, şeriatı koruyacaktır tasavvuf. İmanı, ameli koruyan bir kılıftır. Sana göre senindeki, senin iç dünyan, içini imar etmen, takvayla beslenmendir. Bitiriyorum hocam. Tasavvufu zühd olarak algılar, kabul ederseniz bu yanlıştır. Tasavvuf zühd değildir. Sadece. Batın ayetlerden söz ettiniz diyor. Biz batın ayet diye bir şey demedik. Batın ayetler ifadesi, ibaresi yanlıştır. Sadece ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifiyle konuşmaya son veriyorum. Efendimiz mümine lanet edilmez buyuruyor. Mümine şirk damgasıyla, küfür damgasıyla yaklaşılmaz. Çünkü bu iki uçlu bir mızrak gibidir. Eğer ona isabet ettiyse ne âlâ, burada diyecek bir şey yok. Ona isabet etmediyse geri döner size gelir. Ercüment Bey'in mertliğini takdir ettim. Fakat şu kitabındaki ifadelerin çoğusunu takdir etmiyorum. Şeyhlere, tarikatlere Lat ve Uzzalar demek yanlıştır. Çok yanlıştır. Oturup düşünmesi gerekir. Biraz önce bahsettiği hocalara bunu sorması gerekir. Bilhassa son devir İslam alimlerinden tenkit etmediği kimse kalmamıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu memlekette bir hizmeti vardır. Onu reddetmek demek koskoca bir cemaati bertaraf etmek demek değil, olur ki bu İslam düşmanlarının işine yarar. Akıllı olmamız gerekir, akıllıca hareket etmemiz gerekir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Mustafa Bey kardeşimize teşekkür ederim. Efendim, ben bir iki cümle söyleyeceğim eğer vaktiniz varsa. Yoksa hemen kesecek. Bir kardeşimiz bana bir yazı gönderdi fakat ismini lütfetmediler. 3-5 dakika konuşabilir miyim diyorlar. Kusura bakmasınlar, konuşamazlar. Evet. Bir arkadaşımız bana La Mevcude İllallah'ın manasını kendisi de aşağıya yazıyor. Sanki ben veya Ercüment Bey kardeşimiz bunun manasını yanlış vermişlercesine. Burada da söylenen La ilahe illallah, yani La mabude illallah, İslam'ın esasıdır, temelidir, ruhudur. Biz bunun etrafında dönmeliyiz, buna sarılmalıyız buyurdular. Oysa vahdeti vücut nazariyesine kail olanlar La mevcude illallah derler dedi. Yani Allah'tan başka varlık yoktur. Yani var olan sadece Allah'tır. Bunun anlamı şudur. Masiva dediğimiz şey, Cenab-ı Hakk'ın dışında yaratılmış olan her şey de Allah'tır demektir. Bunun içerisinde şeytan da vardır. Affedersiniz, sizin tersiniz de vardır. Sizin her şeyiniz de vardır. İslam'ın ruh ve mantığına göre böyle bir düşüncenin İslam'da olmadığını söylediler. Ben de şahsen aynı kanaatteyim. Bu kanaati sadece ben ve Ercüment Bey ortaya atmadık. İslam'da böyle bir şey yoktur. İslam'da Halik ve mahluk ayrımı vardır. Yüce Rabbimiz Halik'tir, yoktan yaratandır. Biz ise onun yaratıklarıyız, mahlukuz, biz aciziz. Biz hiçbir zaman Yüce Rabbimizin sıfatlarına dahi bürünemeyiz. Onun bilgisi bizde vardır diyemeyiz. Onun gördüğü gibi ben de görürüm diyemeyiz. Onun gücü yettiği kadar ben de güçlüyüm, benim de tasarruf hakkım vardır diyemeyiz. Bunları siz eğer İslami açıdan baktığınız zaman herhangi bir
İslam dünyasındaki düşünce tarzında bulduğunuz zaman hepimiz birlikte karşı çıkmamız gerekmez mi muhterem Müslümanlar? Bu konuşmalar içerisinde, yani çok özür dilerim, bazı gerçekleri galiba önden şartlanmışçasına sanki İslam'a uzaktan yakından hiç yanaşmıyormuş gibi, hiç onunla ilgisi yokmuş gibi sözlerinizle, davranışlarınızla yumruk sıkarak, bir kısmı da sakalını böyle eğerek bükerek karşı çıkması bence İslami bir davranış değildir. Bizler Müslümanlarız, bizler Müslüman kardeşleriz. Buradaki bu panel her ne kadar Mustafa Bey kardeşim bir iki defa dile getirmişse de bunun bir faydası yoktur, başka şeyi konuşmalıyız. Bu gibi panellerin bence çok faydası vardır. Bizi yeniden okumaya sevk eder, etmelidir. Bizi araştırmaya ve daha çok incelemeye sevk etmelidir. Etmesi lazımdır. Bak yine ben konuşurken bir arkadaş konuşmaya devam ediyor. Yani bizler kusura bakmayın birer Müslüman olarak daha sabretmesini bilmeyen insanlarız. Oysa Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sabır imanın yarısıdır. Kusura bakmayın ben yani sübutu ve manaya delaleti kat'i olan nas'a karşı mı çıkıyorum ki konuşuyorsunuz orada? Lütfen yani. Bir dakika ben kusura bakmayın arkadaşlarıma benim de sorum var. Ben arkadaşlara oradan soru sordunuz. Lütfen. Arkadaşlar soru sordular. Fakat panelistler soruların çok olduğu için sorulara cevap veremediğinden dolayı eleştirildiler. Ben de arkadaşlarıma soru sordum. Bu şeyi yönetmek benim görevimdi. Ama onların da hiçbirisi neredeyse benim sorduğum soruyu cevaplandırmadı. Ercüment Bey'in dışında itiraf ediyorum. Mustafa Bey iki hadis okudular. Yanılmış olabilirim bu üç olsun. Onun dışında İslam'da tasavvufla ilgili yani tasavvuf denen düşüncenin, yaşam tarzının İslam'da şu ayete ve Hazreti Resulullah'ın şu ve şu sahih hadislerine dayanmaktadır. Tasavvufu eleştirenler Allah'ı bu ayeti kerimelerin delaleti karşısında eleştirmektedir hep diyebilmeleri lazımdı. Bunu bekliyordum. Mustafa Bey'in ifadesi şu. Efendim İslam'da tasavvuf yoktu. Doğru ama fıkıh da yoktu, hadis de yoktu, kelam da yoktu diyor bana. Oysa ben bu kardeşimle senelerdir bir araya geliyoruz. Bu sene gelemedik başka. Hadis okuyoruz. Tefsir okuyoruz. Orada tefsir kitaplarında kusura bakmayın fıkıh kitabı vardır. Buhari'de de vardır, Müslim'de de vardır. Kütüb-i Sitte'nin tümünde vardır, diğerlerinde de vardır. Kelamla ilgili iman, inanılması icap eden esaslar, iman bahsi vardır. Ondan sonra hadis zaten hadis işte Resulullah Efendimiz'in sözleri, fiilleri ve takrirlerinden ibarettir ki hadis de okuyoruz biz. Ama hadis kitaplarının hiçbirisinde tasavvufla ilgili bir kitap ve bab yoktur. Kendileri söylesin burada. Şunu demesi lazımdı. Efendim tasavvuftan bizim kastımız şudur. Bak ben bunu her zaman söyledim, söylüyorum. Arkadaşlar, mühterem kardeşlerim, eğer sizler tasavvuf derken Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki zühdü de içine alan İslami yaşantıyı kastediyorsanız, başka bir ifadeyle huzu ve huşu içerisinde İslam'ın getirdiği ulvi tekva müessesesinden ibarettir diyorsanız, buna hiç kimsenin karşı çıkacağı yok. Bu İslam'ın malıdır. Buna tasavvuf demeyin diyebileceğiz size. Kusura bakmayın. Bu İslam'ın kendisidir. Bunu İslam'dan ayıramazsınız. Tekva da İslam'ın malıdır. Aşırı olmamak şartıyla malımızı, servetimizi güç haline getirip diğer Müslümanları sömürecek derecede zenginlik İslam'da yasaktır. Elbette. Her Müslüman meşru yoldan kazanacağı gibi kazancını meşru yoldan harcamakla yükümlüdür. Bunu sizler de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. İslam budur.
Allah bizim adımızı Müslüman koymuştur. Halil, İbrahim Aleyhisselam da bize Müslüman vermiştir kendisi bir peygamber olarak. Resulullah Efendimiz'in devrinde bizim adımız mümindi ve Müslümandı. Eshab ve tabi'in mümin ve Müslüman olmakla iftihar ediyorlardı. Kusura bakmayın, bugün biz niye bu Müslümanlıktan, müminlikten kaçıyor da yok efendim bana illa mürit desinler veya mürşit desinler. Tamam, mürşitlerimiz de alimlerimiz gibi bizim cemiyetimiz için gereklidirler. Ama İslam'da olanları bize öğretsinler. İslami çerçeve içerisinde bizi yetiştirsinler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi devlet reisi olmaya talip olsunlar. Yönetici kadro yetiştirsinler. İslam'ın eksiği buradadır. Amerika'ya daha ne kadar uşak olacaksınız? Olacağız. Lütfen, çok istirham ederim. Birbirimizi iyi anlayalım, iyi söyleyelim. Osman Bey kardeşim diyor ki, tasavvufu İslam'dan çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz. Yani çok özür dilerim, çok üzülürüm. Yani Allah adına yapmayın böyle. Hem bir arkadaşım diyor ki tasavvuf ihtiyaridir. Osman Bey kardeşim de diyor ki tasavvufu İslam'dan çıkarırsanız İslam diye bir şey kalmaz. Kardeşim, ihtiyari olan bir şey nasıl İslami olur? Ne kadarıyla İslami olur lütfen? Vakitlerinizi aldım, çok özür dilerim. Çok söyleyeceğim var ama başka zaman. Hepinize teşekkür ederim. Razı olsun efendim.